Çünkü gençler dinamizmini gençlerden alan bir panel bu. Genç biriz gönüllülerinin yaptığı bir çalışmanın sonucunda bu paneli yapmaya karar verdik. Daha doğrusu onların enerjisiyle böyle bir işe kalkıştık. İlk bölümde 9 Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan arkadaşlarımızın yaşlılar için yürüttüğü, pandemi döneminde yaşlıların karşılaştıkları güçlükleri konu alan araştırmanın sunumunu izleyeceğiz. Daha sonra da İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Irmak Polat, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden Profesör Doktor İsmail Tufan, Mekanda Adalet Derneği'nden şehir plancısı Bahar Bayhan bizimle birlikte olacak. Hepimizin yaklaşık 1,5 yıldır hepimizin gözlediği gibi pandemi bir büyüteç etkisi yarattı toplumdaki ilişkilerde. Sağlıkta, eğitimde, toplumsal ilişkilerde ne kadar eşitsizlik varsa, ne kadar gözümüzden kaçan özellik varsa bunları fark etmemizi ve etkilerini hissetmemizi sağladı. Ben şimdilik bu kadar konuşayım. İsterseniz önce sözü proje ekibine bırakayım. Esma, siz kendi ekibinizi ve projenizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben tanıtma konuşmasını yapacağım. Herkese öncelikle merhabalar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben 9 Eylül Üniversitesi 3. sınıf psikoloji öğrencisi Elifer. Profesör Doktor Orçun Yorulmaz'ın yürüttüğü toplumsal ruh sağlığı dersi kapsamında Biriz Derneği'nde yürüttüğümüz Yaşlarda Hayata Dair Her An Bizimle Birlikte projesinin son ayağı olan pandemi döneminde yaşlar ve yaşlılık panelimize hoş geldiniz. Projemizden bahsetmeden önce grup arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Ezgi Yılmaz, Zeynep Karataş, Esma Sude Şimşek, Ezgi Çetin, Beyza Önal ile birlikte bu süreci yürüttük. Öncelikle toplumsal ruh sağlığı dersi kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık projeleri yürütmemiz bekleniyordu. Grup olarak aktif çalışmalarıyla öne çıkan Biriz Derneği ile iletişime geçip pandemi koşullarında göze alarak birlikte ne tür bir proje ortaya koyabileceğimizi konuştuk. Pandemi sürecinde evlere kapanan ve çok uzun süreler yasaklarla yaşayan yaşlarımızın uğradığı ayrımcılık bu dönemde daha belirgin hale geldi. Bu sebeple 65 yaş üstü bireylere yönelik artan ayrımcılığa dikkat çekmek, bireylerin iyi oluşlarını ve psikolojik sağlamlıklarını artırmak amacıyla beraberce bir farkındalık projesi yürütmek için yola çıktık. Projemize başlamadan önce hem pandemi döneminde hem de daha öncesinde dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalara bakarak neler yapılmış, neler yapılabilir diye araştırmalar yapmaya başladık. Ve yaşlılara yönelik ayrımcılığın boyutları karşısında şaşkın kaldığımız zamanlar oldu. Böylesi bir çalışmanın neden gerekli olduğunu bu araştırma aşamasında okuyarak da öğrenmiş olduk. Proje boyunca Gökhan ve İnanç hocamızdan fikirler alarak ilerledik ve videolar hazırlamaya başladık. Birimizin sosyal medya hesaplarından aşina olabileceğiniz bu videolar, pandemi döneminde yaşadıkları zorlukları ve uğradıkları hak ihlalleri, yaşlı hakları, yaşlar hakkında topluma ve bilimize yerleşmiş olan atasözleri ve mitleri ve son olarak da 65 yaş üstü kişiler için neler yapabileceğimizi içeriyordu. Araştırmalarımızın haricinde projemize konu olan yaşlarımızın kendi ağzından son dönemde neler hissettiklerini anlatmalarının çok daha etkili olacağını düşünerek pandemi dönemindeki yasakların hayatlarını nasıl etkilediğini, en çok nelerden mahrum kalmanın onları etkilediğini ve daha iyi bir kapanma süreci için neler yapabileceğini geleceği gibi sorular sorarak röportajlar yaptık. Sözü hocalarımıza vermeden önce sizlere hazırladığımız bu videoları ve röportajları izletmek istiyoruz. Ayrıca etkinliğe katılmayı kabul ederek bize destek olan Irmak Polat hocamıza, İsmail Tufan hocamıza, Bahar Bayhan ve moderatörleri yapan Hacer Nabat hocamıza çok teşekkür ederiz. Son olarak her aşamada bize destek olan Alan Açan Biriz Derneği'ne teşekkür etmek isteriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi burada paylaşıyor.
bağımlı olmak, hareketsiz yaşam, sosyal izolasyon, depresyon ve kaygı gibi psikolojik sorunlar, iş yerlerini kapatmak zorunda kalmak, sağlık kontrollerine gidememek, gün ışığından yararlanamamak, yaş ayrımcılığına maruz kalmak olarak listelenebilir. Bu hak ihlallerine ayrımcılar birbirine genel olarak evlere kapanıp toplumdan izole olunması gereken ve hakları olacağı düşünülmeyen 65 yaş üzeri kişilerin, yani yaşlıların hakları olduğunu düşünmüş müydünüz? Ülkelerin yaş ortalaması ve yaşlı nüfusu giderek artmakta. Buna rağmen yaşlara yönelik politikalar tam anlamıyla hazır değil ve toplumsal olarak ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Bunun için yaşlıların sahip oldukları haklar, Birleşmiş Milletler başlamak üzere Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği gibi birçok uluslararası kuruluşça yapılan düzenlemelerle güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Burada belirlenen haklar katılım, bağımsızlık, bakım, itibar ve kendini gerçekleştirmedir. Katılım hakkı kapsamında yaşlı kişiler, yaşamları ve hakları için farklı şekilde çalışma, toplumla ve gençlerle uyumlu ilişki geliştirme, topluma hizmet edecek fırsatlar geliştirme, sevdikleri ve ilgi duydukları etkinliklere katılabilmeleridir. Bağımsızlık hakkı kapsamında yaşlı kişiler insanca yaşayabilecek gelire sahip olmalı, emeklilikle ilgili konularda söz sahibi olmalı, istedikleri yerde yaşayabilmeli ve rahatça yaşayacakları bir yerde kalabilmelilerdir. Bakım hakkı kapsamında yaşlı kişiler ailelere ve toplum tarafından destek görmelidir. Zihinsel ve ruhsal sağlık bakımından yararlanabilmeli ve sosyal ve zihinsel yönden desteklenecekleri koruma ve rehabilitasyon hizmeti almalılardır. İtibar hakkı kapsamında fiziksel ve zihinsel istismardan uzak tutulmalı, yaş, cinsiyet, etnik köken, özür durumu gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz bırakılmamalı, itibar görmeli ve güvenli bir yaşam sürmelilerdir. Kendini gerçekleştirme hakkı kapsamında toplum ve kendisi için yeni fırsatlar yaratabilmeli, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilmelilerdir. Yaşlıların da hakları vardır ve sağlıklı toplumlar için haklarının kullanılması gerekir. Yaşlılığa bakış açımızı, onlara karşı davranış ve tutumlarımız belirler. Topluma ve dilimize yerleşmiş sözler onlara yönelik ayrımcılığı besler ve büyütür. Bunlara örnek, ölürse yer beğensin, kalırsa yer beğensin. Bununla elemiş, eleğini asmış. Elin ermez, gücün yetmez. 65 yaş üzeri bireyler genellikle bakıma muhtaçtır. Oysa fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanma, sağlıklı ve bakım ihtiyacı olmayan yaşam sunar. Yeni beceriler edinemezler. Oysa eğitimle birlikte yeni beceriler edinirken kaybettikleri bazı becerileri de geri kazanabilirler. Üretken ve yaratıcı değillerdir. Oysa bireyin geçmiş yaşantısındaki üretkenliği ve yaratıcılığı yaşlılıkta da devam etmektedir. Gençlerle anlaşılmazlar. Yaşlının gence deneyim aktarması, gencin yaşlıyı yenilemesi olasıdır. Gencin bedensel enerjisi, dinlemesine, yaşlının bilgiyle bütünleşerek öğretken yaratıcı toplum oluşturulabilir. Hoşgörülü ve esnek değillerdir. Yaşamları biraz daha durağanlık kazanmış olabilir. Ancak hoşgörülü ve esnek olamamayı yaşlılığa özgü bir özellik olarak değil, bir kişilik özelliği olarak düşünmek gerekir. Yaş, sağlıklı olmak için bir engeldir. Düzenli olarak gelişmiş bir aktivite programıyla 80-90 yaşında bile sağlıklı olabilir. Bu bakış açısı yaşamlarının her anını üreterek, aktif kararlar vererek, kendi sorumluluğunu alarak yaşamak isteyen yaşlı bireylere yaklaşımımızı, yardımıyla uzatmamızı ya da onların hakkında politikalar oluşturmamızı zorlaştırır. Bu yüzden onlara karşı var olan kalıp yargılarımızı yıkmalı ve yardımıyla uzatmalıyız. Her şey önce dilde başlar ve toplumsallaşır. Ülkemizde vakaların görülmesiyle birlikte karantina günleri evde kal sloganıyla başladı. İleri yaş, yaşla birlikte görülen fizyolojik değişiklikler ve kronik hastalıklar risk faktörü olarak tanımlanmıştır. İleri yaştaki bireylerin COVID-19'u daha sıkıntılı geçireceği çeşitli sosyal iletişim kanallarında sürekli olarak vurgulanmıştır. Türkiye'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı sosyal medyada mizah konusu oldu. Koronavirüs salgını yaşlılara ayrımcılık ve kötü muameleyi arttırdı.
Evde kalmaları gerektiği düşünüldüğünde alışveriş, öz bakım, temizlik ve yemek yapma gibi alanlarda yardıma ihtiyacı olan yaşlılar için bu sıkıntı gözle görülür hale gelmiştir. Bunun yanı sıra medyada rastgele yapılan paylaşımlar ve bazı bilgilendirmelerin yanlış anlaşılmaya yol açması süreci zorlaştırmıştır. Aşının gündeme gelmesi bu sıkıntıları devam ettirmiştir. Bu süreçte yaşlılarımızın psikolojik ve fiziksel sağlıkları için yapılabilecek birçok şey vardır. Yaşlılarımızın kaygısını gidermeye yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yaşlılarımıza bizim için değerli olduklarını vurgulamalıyız. Yakın temasın ve tanıdık bile olsa dışarıdaki insanlarla sık sık bir araya gelmenin onlar için riskli olduğunu onlara anlatmalıyız. Bu süreçte onlar için faydalı olabilecek önerilerin onlara ulaştırılmasını sağlamalıyız. Bu öneriler şunlar olabilir. Dengeli beslenme, mineral ve vitamin desteği, egzersiz, düzenli uyku. Bireyin başka bir rahatsızlığı varsa takibi dikkatli yapılmalı ve ilaçlarını düzenli kullanmasına dikkat edilmelidir. Yüzle görüşme mümkün olmasa bile yakınları, ileri yaştaki bireyleri sık sık aramalı, hem psikolojik hem fiziksel sağlıkların korunması sağlanmalıdır. Unutmayalım ki yaşlılar da hayata dahil ve her an bizimle birlikte. Teşekkürler Elif. Şimdi röportajlarımız var. Onları paylaşacak Sude. Evet. Pandemi dönemi aniden oldu. Çıkıldım. Bakkala bile gidemedik. Alışveriş yapmak için. Yeğenlerim de vardı. Kayınımın kızı yaptı. Bankaya gidemedim. Bak, bir alışveriş, bakkala gidemedim. Eczaneye gidemedim. Yani sağlık ocağına gidemedim. Pandemi dönemindeki yasaklar hayatımıza tüm toplumda olduğu gibi bizim de tabii ki olumsuz etkiledi. Sokağa çıkma diyor. Ondan sonra da ama benim ihtiyacımı kim alacak? Böyle kendimi kapanda hissettim. Fare kapanında hissettim. Endişelerim arttı. Kısıtlamadan dolayı çok kendimi kötü hissettiğim günler oldu. Sağlıklı yaşama, özgürce yaşamanın ne olduğunu iyi anladık diye düşünüyorum. Kendi payımı düşünüyorum en azından. Pandemi döneminde herkes gibi ben de çok etkilendim. 65 yaş üstü yasaklar bizleri eve kapatmaya mecbur edince hareketsiz bir hayat sağlığımızı daha da kötü etkiledi. Eşimin kronik hastalıkları, 86 yaşındaki annemin şehir dışında olması, iki çocuğumun İstanbul'da olmaları, onların gidip gelememeleri, akrabalarımdan, komşularımdan vefat edenler, cenazelerine bile katılamamak, dostlarımızla, arkadaşlarımızla görüşememek gerçekten çok zor bir dönem. Yani bu 65'ler için daha iyi şeyler, daha sosyal bir şeyler verebilirdi. Bizlere moral olsun diye ne bileyim mesafeli de olsa bir yerlere götürebilirdi. Hep eve kapandık 15 aydır ya. Uzadı. Bir yere gidemedim, gelemedim. Biraz psikoloji insanım haliyle bozuluyor. Ne yapayım? Komşuma gidemiyorum. Arada günler yapıyorduk. Onlar yok filan. Tamam, sağlığımızı korumak için de bilmiyorum ki. Uçakları kaldırdılar. Aşılarımız olduk çok şükür. Sıkılmaya başladım. Çocuklarım gurbette yani İzmir'de olan var, Kuşadası'nda olan var. Onlarla görüntülü görüştük ama düşürken beni alıyordum hemen. Onlar da çok üzülüyorlardı. Vallahi işte bayağı da zordu yani. Çok çok zorlandık.
ezberlerime, sokağa çıkmayı, bisiklete ben binmeyi çok seviyorum. Bisiklete özgürce binemedim. Pazarıma özgürce gidemedim 65'in üstündeyim diye. Teşekkürler Esma. Evet hocam. Esma, başka ekleyeceğiniz sunumunuz var mı bulgularla ilgili? Yok hocam, biz bu kadar düşündük. Gösterelim tamam. Videolarımızı, bir teşekkür edelim dedik. Biz teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Sizin için de oldukça yoğun bir dönem oldu ama bu hazırladığınız videolar ve postlar birisi tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacak. Ve daha geniş kitlelere ulaşacak. Çok teşekkürler. Şimdi akışa uygun gidersek eğer sevgili Irmak Polat konuşacak. Yaşlılar ve COVID-19. Irmak Polat İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi doktor olarak çalışıyor. Evet. Irmak Hanım konuşmasını çok uzun tutmak istemediğini, daha sonra soruları alabileceğini iletti. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle bu buluşmayı sağladığı için Biriz Derneği'ne ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Sunumunuz için de size teşekkür ediyorum Hacer abla. Videoyu izlerken aslında bu videodan önce de ben derneğin sosyal medya hesaplarını takip ettiğim için parça parça görmüştüm zaten bu sunuma da hazırlanırken. Öncelikle 9 Eylül Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızın bu hassas gruba olan ilgilerine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları çalışma, en azından şimdi sunumlarında gördüğüm kadarıyla bu çalışma içinde kendilerini kutluyorum ve çok değerli buluyorum bu çalışmalarını. Onun yanı sıra röportajları izlerken de gönüllü konuşan bireylerimizi baktım, bana çok da pek de söyleyecek bir şey kalmadı gibi. Kendilerini çok güzel ifade etmişler ve yaşadıkları zorlukları çok net bir şekilde dile getirmişler. Çok da farklı bir şey söylemeyeceğim aslında. Sadece biraz daha toparlayacak olacağım dilim döndüğünce. Evet. Dediğim gibi aynen Hacer ablanın da söylediği gibi çok fazla sizi sıkacak didaktik bir sunum olmasını istemiyorum. Bazen biz alışkanlık gereği tıbbi terimlerle konuşmaya çok alışık oluyoruz. Ama aramızda tıp dışı ve ruhsal sağlık alanı dışında da katılımcılarımız varmış. Umarım çok kafa karıştırıcı olmam. Şimdi bu görüntüye bakacak olursak ben aslında genellikle yaptığım tüm konuşmalarda bu görüntü ve bu görseli kullanıyorum. Çünkü tıbbi hastalıkları biz asla sadece biyolojik hastalıklar olarak değerlendirmiyoruz. Bir kişinin sağlığı biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan tüm bu katmanların iyilik haliyle oluşuyor. Dolayısıyla insanın biyopsikososyal bir varlık olduğunu gösteren, bunu temsil eden bir görüntü. Bu COVID için de aynen böyle. O yüzden anlatacaklarımı bu kontekste dinlerseniz sizin için de daha bütünlüklü olur diye düşünüyorum. Şimdi COVID-19'un ruhsal etkilerine yönelik 1,5 senedir medyada, sosyal medyada ve eğer ilgileniyorsanız akademik literatürde zaten çok fazla bilgi var. Uyum bozuklukları, depresyon ve duygu durum bozuklukları, sağlık anksiyetesi bozukluğu yani sağlık kaygısı bozukluğu, genel yaygın anksiyete bozukluğu, uyku bozukluğu başta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak ruhsal bozuklukların sıklığında bir artış var. Doğal olarak yaşlı bireylerde de bu az önce söylediğim tüm tanılarda bir yükseliş var zaten. Konuşmamın başlangıcını özellikle COVID'e spesifik tutmayacağım. Bedensel, fiziksel hastalıkların yaşlı bireylerdeki ne gibi farklılıklar olduğu ya da yaşlı bireyler fiziksel olarak hastalanınca ne gibi farklı risk faktörleriyle karşılaşıyorlar. O yüzden genel bir değerlendirme yapacağım. Sonra COVID'e spesifik durumlara bahsedeceğim. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı çevresel etmenlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlıyor. Ve kronolojik bir tanım yapıyor. 65 yaş ve üzerine yaşlılar diyor.
Şimdi pardon. Bu görseli internetten buldum. Kaynağıma güvenmiyorum. Magazinel bir paylaşım da olabilir. Ama aslında çok da anlamlı, değerli. UNESCO nasıl tanımlıyor yaşlılığı? Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa, yeni şeyler öğrenmiyorsa, şaşırmıyorsa, çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa, merak etmiyorsa, keşfetmiyorsa, geçmişte anılarında yaşıyor ve sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır demiş. Evet, spekülasyona açık bir tanım belki ama buradan yola çıkarak yaşlı bireylerin neden COVID döneminde daha fazla etkilendiğini buradan birazcık anlayabiliriz. Şimdi yaşlılık dönemi nedir? Yaşlılık dönemi daha önceki yaşam evrelerinde kazanılmış olan benlik özelliklerinin olgunlaştığı ve bütünleştiği bir evre. Bu bir avantaj. Bunun avantajı şu, bu deneyimler sayesinde kriz durumları daha iyi yönetilebiliyor, daha hazırlıklı olabiliyor bireyler. Öte yandan yaşlılık dönemi kişinin işlevsel olarak bağımlı duruma geçtiği bir dönem. Genellikle de 70 yaş ve üzerinde artık başkalarına gerek fiziksel olarak gerek ruhsal olarak bağımlı hale gelebiliyor birey. Ve ölüm yaklaşıyor tabii. Bu da bir dezavantaj çünkü beraberinde umutsuzluğu getiriyor. Yaşlılar fiziksel hastalıkla karşılaştıklarında, şimdi zaten önceliğin öncesinde ilerleyen yaşla birlikte tüm organ rezervlerinde azalmaya başlama söz konusu. Dolayısıyla yavaş yavaş yaşlanan bedenin akut dediğimiz yani ani gelişen değişikliklere karşı dayanıklılığı daha düşük oluyor. Eğer eşik altında bir ruhsal bozukluk varsa bu eşik üzerine yani daha görünür ve daha tolere edilemez, idare edilemez bir hale gelebiliyor. Yeni psikiyatrik belirtiler gelişebiliyor. Yaşlılarda bir de önemli olan nokta şu, sistemik yani bedensel hastalıklar psikiyatrik durumları taklit edebiliyor. Bunları unutmamak lazım. Yani bir yaşlının bir tıbbi hastalıktan nasıl etkilendiğini düşünürken fiziksel boyutunda mutlaka düşünmeliyiz. Şimdi fiziksel hastalığın doğrudan ruhsal etkileri var. Neden? Fiziksel hastalık bir hareket kısıtlılığına sebep oluyor. Demin röportajda da bir gönüllümüz söylemişti. Eve kapanmış olmak, hareket edememek onları nasıl kötü etkilemiş. Hastalığın biyolojik etmenleri ruhsal yan etkilere yol açabiliyor. Artık biz şunu biliyoruz ki depresyon ve anksiyete bozukluklarında bedensel, hormonal ve nörotransmitter dediğimiz o sinyal moleküllerinin doğrudan bir etkisi var. Ağrı, yüksek dozda ağrı kesicilerin verilmesi, kullanılan ilaç etkileşimleri, yan etkilere duyarlılık, bu fiziksel sürecin yaşlılarda ruhsal etkisinin daha fazla hissedilir olmasına sebep olabiliyor. Depresyon, anksiyete yani kaygı bozukluğu, deliryum, birazdan kısaca bahsedeceğim bunun ne olduğunu, uyku bozuklukları ve psikoz, fiziksel hastalık nedeniyle yaşlılarda en sık gördüğümüz durumlar. Burada önemli olan sizin de dikkatinizi çekmek istediğim iki nokta var. Ortaya çıkan ruhsal durumlar, ruhsal etkilenmeler hastaların fiziksel durumları nedeniyle maskeleniyor olabilir. Bunu COVID döneminde gördük. Mesela anksiyete hastalarında nefes alışverişteki hızlanma, kalp atışındaki hızlanma, terleme, titreme hastalığın kendisi nedeniyle de olabiliyor. Öte yandan anksiyete nedeniyle de olabiliyor. Şimdi burada ruhsal açıdan anksiyeteyi akla getirmediği zaman hekim arkadaşlarımız sadece fiziksel olarak yaklaştıklarında tabii ki ruhsal boyut göz ardı ediliyor ve hasta daha yoğun sıkıntı yaşamaya devam edebiliyor. Ayrıca yine dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta, muayenede odak noktamız sadece fiziksel durum olduğunda ruhsal sorunların yanı sıra öz kıyım yani intihar düşünceleri de geri planda kalabiliyor. Buradan hem projenin içindeki gönüllü arkadaşları hem de bizi dinleyen ve yaşlı bireylerle çalışan diğer dinleyicilerimize de burada bu mesajı vermek istiyorum aslında. Çünkü yaşlı hastalarda bedensel, fiziksel bozukluklar mutlaka bir parçası yani durumun. Burada bu ikisi arasındaki ilişkiyi aklımızın bir kenarında tutmak lazım. Bir de fiziksel hastalığın, bu hastalığa sahip olmanın
getirdiği ruhsal etkiler var. Ne gibi? Hastalığın şiddeti ve hastalık nedeniyle bağımlı olma, bu bağımlılığın düzeyi. Hareket edememekten dolayı, yeti yitiminden dolayı, sosyal izole kalmaktan dolayı, ağrıdan dolayı, hayal kırıklığı yaşamaktan dolayı. Hayal kırıklığından kastım şu: bedenim bana ihanet etti. Benim çok iyi bir vücudum vardı, çok iyi bir bedenim vardı. Gençken ne kadar sağlıklıydım. Bedenim beni hayal kırıklığına uğrattı gibi bir hayal kırıklığı. Ve tırnak içinde gücün azaldığı hissi. Fiziksel olarak değil, belki de psikolojik dayanıklılıklarının, dayanma güçlerinin azalması. Depresyonu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekiyor. En çok gördüğümüz tablo. Eğer ki öncesinde de eşik altı depresif yakınmaları varsa bu kişilerin, durumlar daha da kötüleşiyor. Depresyona girmeleri hastaların kendilerine bakımlarını da azaltabiliyor. Yani zaten artık içinden hiçbir şey yapmak gelmeyen, hiçbir şeyden tadı tuz alamayan, hiçbir şeyden keyif alamayan hasta kendi öz bakımını da ihmal edebiliyor. Tedavi uyumu da bozulabiliyor. Dolayısıyla fiziksel hastalık nedeniyle ruhsal bozulma, ruhsal bozulma nedeniyle de bunun getirdiği fiziksel etkilenme artık bir kısır döngüye girebiliyor. Öz kıyım riskini tekrardan buraya yazdım. İntihar vakalarını hiç de nadir görmüyoruz. Ne yazık ki. Bu genel olarak buraya kadar yaşlı bireylerin fiziksel bir hastalıkla karşılaştığı durumlardan birazcık bahsetmeye çalıştım. Şimdi COVID ile ilişkili, daha COVID'e spesifik konuşmaya başlayayım. Dünyanın birçok yerinden tabii ki veri akışı var artık bilimsel literatüre. Ben daha çok 60 yaş üstündekilerle ilgili rakamları, daha çarpıcı örnekler olan yayınlardan size getirdim. Mesela Çin'deki ilk dalgada ölümlerin %20'si 60 yaş ve üzerindeydi. Yoğun bakım ünitesinde 60 yaş ve üzeri hastalardaki ölüm oranı diğer yaş gruplarına göre anlamlı derecede yüksekti. Yine Çin'deki hastalık önleme ve kontrol dairesinin verilerine göre, özellikle şuna bakın, 80 yaş üstü ölüm oranı %18'di. Çok çok yüksek rakamlar bunlar. Ben önce hatta bugün tekrardan baktım. İlk bu veriyi aldığım zaman Kasım ayıydı. Bir değişiklik oldu mu, yeni bir durum raporu yayınlandı mı diye Sağlık Bakanlığı sayfasına baktım. Bu durum raporlarını yayınlamayı bırakmışlar ya da ben bulamadım. Bulan birisi varsa paylaşırsa sevinirim. Birazcık eski bir veri sunacağım o yüzden size. Ekim ayının verileri. Ekim ayında da Türkiye'de yapılan istatistiksel çalışmalarda gördüğünüz gibi 65 yaş ve üzerindeki ölüm oranları diğer yaşlara göre çok çok fazla. Yine burada da yaş grubuna göre, cinsiyetlere göre baktığımızda yine sayı olarak, diğeri orandı, sayı olarak da ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Peki COVID döneminde yaşlıların bu kadar etkilenmelerine ne sebep oldu? Genel olarak nasıl bir yaşantı içine girdiler? Aslında şimdiki bu slaytta da paylaşacaklarım biraz önce röportajdaki gönüllülerimizin söyledikleriyle örtüşüyor, bir tekrar gibi olacak. Yaşlı hastalarda sosyal mesafelenme hem bir izolasyona hem de düzenli sağlık kontrollerine gidemedikleri için bedensel belirtilerin kötüleşmesine ve bunun olacağı korkusuyla anksiyetelerin artmasına sebep oldu. Fiziksel kısıtlılık, evde kalmaları, hareketsiz yaşama, gün ışığından yararlanamamaya, eğer gidiyorlarsa rehabilitasyonlarına ara vermelerine sebep oldu. Ziyaretler yasaklandı biliyorsunuz. Yaşlı bireylerin psikososyal etkinliklerinin çok önemli bir kısmıydı. Komşularıyla, çocuklarıyla, torunlarıyla yaptıkları paylaşımlar. Onlara psikolojik iyilik halini sağlayan etkinlikleri kaybettiler. Aile dinamikleri değişti, değil mi? Daha önce bayramlarda, özel günlerde yaşlıların sürekli ziyaret edildiği zamanlar rafa kaldırılmak zorunda kaldı. Kısıtlamalar nedeniyle ihtiyaçlarında başkalarına bağımlılık oldu. Fenomen bir video vardı sosyal medyada, görmüşsünüzdür. Şimdi o yaşlı amcanın ismini unuttum. Zabıta memurları geliyorlar belediyeden, işte
bir ihtiyaç listesi yapıyorlar. Neydi şimdi hatırlayamadım o yaşlı amcanın adını. Orada da gördüğünüz gibi aslında çok tipik bir örneği. Başkalarının bağımlılıkları daha da arttı. Yani bir köşe başındaki bakkala bile gidemiyorlar. Bir eczaneye bile gidemiyorlar. Para çekemiyorlar. Gerekli malzemeyi temin edemiyorlar. Rutinleri bozuldu. Şimdi rutinin bozulması özellikle yani her yaşlı için aynı etkide olmayabilir ama demans hastalarında yani bunama hastalarında rutinin bozulması klinik seyri çok hızlı bir şekilde kötüleştiren bir etkendir. Dolayısıyla rutin yaşantılarının bozulması demans hastalarını ruhsal açıdan alt üst etti deyim yerindeyse. Evde kalma süresinin uzaması şöyle bir handikapa yol açtı. Aile içi şiddetin artması, yaşlılara yönelik ihmal ve istismarın artması. Benden sonraki konuşmacımız İsmail Hoca'nın bunlara değineceğini düşünerek tekrar etmek istemiyorum. Ama sorularınız olursa bunlara yönelik konuşuruz. Ve ne yazık ki sevdikleriyle vedalaşamadan, yalnız başına ölen, günlerce bulunamayan yaşlılarda bununla ilişkin haberler daha çok uzak doğu ülkelerinden geldi. Evet, 65 yaş üstü bireylere kısıtlama kararının alınmasıyla beraber 21 Mart'ta yüksek ölüm oranı açısından riskli olarak açıklanan yaş grubu salgından korunma amacıyla evlerine kapatıldı. Buradaki nüansı tabii ki bizim toplumumuz anlayamadı. Aslında biz ölüm açısından riskli olan yaşlı bireylerimizi korumak için onları evde kalmalarını isterken sanki hastalığı yayıyorlar, sanki kural kaide dinlemiyorlar, sanki suçlular gibi gibi sosyal medyada ne yazık ki çok talihsiz de demeyeyim. Bilinçli olarak paylaşılıyor çünkü bunlar biraz haddi aşan paylaşımlara ne yazık ki konu oldular. Evet, bu da yaşa yönelik ayrımcılıkla Türk toplumu belki de ilk defa bu kadar net yüzleşti ve bilmeyen kişiler de tanıştı. Şimdi COVID döneminde yaşlılarda ne gibi fiziksel bozuklukların geliştiği de bence çok önemli. Çünkü ilk slaytımda da söylediğim gibi biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörleri birbirinin içerisinde mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Kronik hastalıkların kötüleşmesi yaşlı grubu ruhsal açıdan da çok ciddi sıkıntıya sokan bir durum oldu. Şimdi sağlık kurumlarında çalışan arkadaşlarımız varsa zaten kendi deneyimlerinden bileceklerdir ya da medyadan da zaten takip ediyorsunuzdur. Birçok sağlık kuruluşundaki dal poliklinikleri ve işte COVID tedavisiyle ilişkili olmayan diğer branş polikliniklerindeki hizmetler azaltıldı, durduruldu. Kendi kurumum için söyleyeyim, psikiyatri rutin poliklinik hizmetleri %20'lere indirildi o derece. Yani ihtiyacı olan 5 hastadan yalnızca birini rutin kontrolde kabul edebildik. Bunu bir de onkoloji için düşünün. Yani takipli kanser hastaları mesela çok zor durumda kaldılar. Bizim tıpta elektif dediğimiz yani acil olmayan ameliyatlar durduruldu. Tabii burada aciliyet kavramı kişiden kişiye değişebilir. Tıbbi açıdan aciliyetin tanımı nettir aslında ama tıbbi açıdan acil olmayan ancak o kişi için bireysel olarak bir an önce olması gerektiğini düşündüğü durumlar varsa, o kişi onu acil olarak algılıyorsa bunun durdurulmasının da tabii ki bir ruhsal yarattığı bir sıkıntı oldu. Farklı branş yataklı servisleri pandemi servislerine dönüştürüldü. Yine ben İstanbul Tıp Fakültesi'nden örnek vereyim. Cerrahi bilimler binamız tamamen boşaltıldı. Pandemi servisine dönüştürüldü. Dilim dönmedi, pardon. Dolayısıyla yatarak tedavi alması gereklilik durumlarında kabul edemedik hastalarımızı. Bu da çok ciddi bir sağlık kaygısı artışı nedeni. Düzenli izlem hastalarının izlem süreçleri aksadı. İzolasyon gerekliliği olan ya da sosyal mesafe kapanma nedeniyle hastalarda bir de hastaneye gelmekten de kaçınma oldu. Yani bekliyoruz, çağırıyoruz, yoklar. Dolayısıyla izlem süreci biraz da o yüzden etkilendi.
Şimdi bu üç tanım aslında çok detaylı tıbbi olarak bir ders niteliğinde yapmayacağım ama kulağınıza çalınmasını istediğim şeyler. Eğer ki de yaşlı bireylerle çalışacaksanız öğrenci arkadaşlarım için söylüyorum. Bu üç tanımı bir yere not etmenizde fayda var. Yaşlı hastaları ciddi tıbbi durumlar hastalıklarda bekleyen en riskli durumlar kaşeksi, sarkopeni ve deliryum. Bu durumlar, birazdan tanımlayacağım ne olduğunu, ölüm için ve yeti yitimi için çok önemli nedenler. Artı uzun sürede rehabilitasyona gerekliliğe yol açıyorlar. Kaşeksi dediğimiz nedir? Altta yatan bir hastalığa bağlı olan kas kaybı ile giden aslında bir metabolik durum. Uzun süre hastanede yatan yaşlılarda, uzun süre aktivitesiz kalan yaşlılarda gördüğümüz bir metabolik durum. Siz de çalışacağınız bireylerde bununla karşılaşabilirsiniz. Kilo kaybı, iştah kaybı, kas proteinlerindeki yıkım ve genel olarak vücudu etkileyen bir enflamasyon durumu oluyor. Sarkopeni dediğimiz şey ne? Sarkopeni de kas kaybına bağlı olarak kas fonksiyonlarının azalması. Tırnak içinde işte halk arasında kas erimesi dediğimiz şey. Zaten yaşla bağlı olarak, yaşa bağlı olarak ilerleyen yıllarda sarkopeninin olması beklenir. Bir miktar olması beklenir tabii ki. Kronik hastalıklarla ilişkili olarak da görülebilir. Hareket kısıtlılığı olması, evin içerisinde bir temiz havada yürüyüş yapamıyorsalar, bu kişilerde oluyor. Ve bunun en önemli riski düşmeler, kırıklar. Yaşlı hastalarda kırıklar ölüme kadar götürebiliyor hastaları. Dolayısıyla COVID-19 bağlamında düşünecek olursak sosyal izolasyon ve kısıtlamalar nedeniyle yaşlıların günlük fiziksel aktivitelerinin azalması, sağlık kuruluşuna ulaşamamaları veya gitme korkusu bakım gereken durumlarda gecikmelere neden oluyor. Fiziksel hareketi kişilerin günlük hayatlarında bağımsızlıklarını sağlamaları ve ruhsal sağlıklarını desteklemeleri açısından çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Deliryum dediğimiz tanım nedir? Deliryum, delirmek kelimesinden gelmez. Öncelikle onu söyleyeyim. Bazen tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımız bile eğitimleri esnasında bununla karıştırabiliyorlar. Deliryum Latince bir sözcük. Bilinçte dalgalanma, dikkat konsantrasyon bozukluğu, yer, zaman ve kişi yöneliminde bozulmayla giden, genel tıbbi durumdaki bozulmanın ruhsal dışarısı, yani altta yatan ağır bir tıbbi hastalık durumunda kişilerde başta bu kırmızı ile işaretlediğim noktalar olmak üzere geçici, temeli psikiyatrik olmayan psikiyatrik belirtiler görülebiliyor. Yaşlı COVID hastalarında en sık görülen nöropsikiyatrik sendromlardan biri de bu oldu. Bize yatan hastalara gelen konsültasyonlarda da deliryum oranı geçen senelere göre bu sene çok daha anlamlı olarak farklıydı. Başlı başına deliryum bile yatan yaşlı hastalarda ölümün önemli belirteçlerinden. Hasta yakınlarından ya da diğer doktorlardan şunu duyuyoruz: hasta delirdi gibi, saçmalıyor, saçma sapan davranıyor. Aslında sebebi alttaki hastalık. İstanbul Tıp Fakültesi Akademik Geriatri Derneği de işbirliğiyle aslında 65 yaş üstü bireyler için belli bilgilendirme broşürleri yaptı. Neden? Çünkü aslında en önemli şey bilgilendirme. Hem fiziksel hastalıkla ilgili bilgilendirme, şeffaf, saklanmayan, doğru, infodemik olmayan bilgilendirme zaten önemli. Bir de bu dönemin ruhsal etkilerini kişilere ve hasta yakınlarına anlatabileceğimiz psiko eğitim çok önemli. Bu en önemli koruyucu faktör. Bu noktada incelemek isteyenler için Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sayfasını öneririm. Bu sayfaya girdiğinizde COVID ve ruh sağlığı diye bir link var. Herkese açık bu link. Burada her türlü ruhsal bozukluğu olan kişilerin bu dönemde nasıl etkilenebileceği ve önerilerle ilgili çok spot, okuması çok kolay materyaller var. Çalışmaya da görev alacak arkadaşlarımıza da
bilgilerini bu şekilde biraz daha desteklemelerini öneriyorum. Şimdi Türkiye Psikiyatri Derneği'nin benim de yaşlılık psikiyatrisi çalışma birimi olarak da özellikle bu gruba ilişkin bazı bilgilendirme materyalleri hazırladık. COVID-19 salgını sırasında 65 yaş üstündeki kişiler neler yapabilir? Huzur evi, bakım evi çalışanlarına yönelik bir eğitim materyali hazırladık. Bu çok kısa bunlar, yani uzun uzun okunacak sıkıcı didaktik materyaller değil. Yine web sitesinden görülebilir. Burada tabii ki yaşlılar derken az önce de söylemiştim, demans hastalarını da ayrı bir alt grup olarak değerlendirmemiz lazım. Başta Alzheimer olmak üzere diğer demans türlerinde bu kişiler iki kat fazla hassas ve kırılgan oluyorlar. Benim bu slaytları da hazırladığım döneme kadar COVID tanılı demans hastalarına spesifik bir tedavi algoritması halen yoktu. Burada önemli olan bakım verenlerin de korunması ile ilişkili, hasta yakınlarının da nasıl dikkat etmesiyle ilişkili noktalar önemli. Yine biz Türkiye Psikiyatri Derneği Yaşlı Psikiyatrisi Çalışma Birimi olarak demans hastalarına ve onlara bakım verenlere ilişkin spesifik öneriler sunduk. Bu dönemde en çok öne çıkan tabii online görüşmeler, tele tıp, tele psikiyatri oldu. Bunlar şu açıdan avantajlı: fiziksel temasla ilişkili riskleri azaltıyor, bulaş korkusunu azaltıyor, sık ve düzenli kontrollerin yapılabilmesini sağlıyor. Ama yaşlı bireylerin de bu teknolojiye ayak uydurabilmeleri lazım. Belki de genç arkadaşlarımıza ya da yaşlılarla çalışan diğer genç bireylere yaşlı bireylerin teknoloji uyum sağlamaları konusunda yardımcı olmalarını mutlaka hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi ben tabii ki sizin yaptığınız proje videolarını izlemediğim için bulabildiğim kadarını koydum. Ama çalışmanızdaki videoları da çok değerli buluyorum. Türkiye Alzheimer Derneği çok basit, izlenmesi çok kolay, kısa böyle çizgi filmler yapmış. Demans hastalarına ve ailelerine, bakım verenlerine yönelik COVID süreciyle ilişkili problemlerde nasıl reaksiyon verilmeli diye. 65 yaş artı yaşlı hasta hakları derneğinin de yine çok spot, kısa bilgilendirme videoları var. Ben şimdilik burada tamamlamak istiyorum konuşmamı. Daha sonrasında sorularınızla beraber şekillendiririz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isteyenler de bu kanalları kullanabilirler. Çok sağ olun. Pardon. Teşekkürler sevgili Irmak. Irmak Polat bize yaşlı insanlarda beklenen değişimleri ve pandemi sürecinde nasıl etkilendiğini aktardı. Hem yaşlılarla birlikte yaşayanlar için hem de yaşlılarla birlikte çalışanlar için oldukça önemli ipuçları. Türkiye'de nüfus çalışmaları yapan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 90'lı yıllardan bu yana nüfus projeksiyonlarında sürekli nüfusun yaşlandığına dikkat çekiyor. Ve artan sayıda yaşlı nüfusun Türkiye'de nasıl bir değişime sebep olacağına, gereksinimlerin karşılanması için şimdiden önlemler alınması gerektiğine dair sorular ve tartışmalar yürütüyordu. 90'lardan bu yana oldukça uzun bir zaman geçti. Şimdi nüfus içindeki artan yaşlı oranı artık eskisi gibi değil. Nüfusumuzun yapısı da değişiyor. Şimdi Sayın Profesör Doktor İsmail Tufan hocamız bize yaşlıların hayatımızda çok büyük yeri olan yaşlılarımızın karşılaştığı ayrımcılık ve yaşçılıkla ilgili bizimle konuşacak. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum değerli hocam, değerli katılımcılar. Öncelikle
Irmak Hoca'ya sunum için teşekkür ediyorum. Elif Hoca ve ekibine de teşekkür ediyorum. 9 Eylül Üniversitesi Biriz ekibine davetleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bugün davetinizi aldığımda özellikle konu başlığı beni bayağı bir şey yaptı, kendine çekti. Çünkü burada terminolojiyle alakalı söylemek istediğim bazı gerontolojik kavramlar olacak. Bu kavramları burada ifade ederken aynı zamanda pandemi sürecinde yaşlanma ve yaşlılıkla alakalı neler karşımıza çıkıyor onu da göreceğiz. Evet, eğri oturup doğru konuşalım diyorum. Eğri oturup doğru konuşalım deyince hiç kimse oturuşunu değiştirmez. Çünkü bunun anlamını bilir. Kelimeler ve cümleler ile ne kastedildiğinin anlamıyla anlaşılırsa tabii ki karşı taraftan da kabul görür. Değerli hocam, bana ne kadar süre veriyorsunuz acaba? Gökhan, ne kadar süremiz var konuşmacılar için? 15'er 25-30 dakika diye düşünmüştük ama şimdi zaman akışınızı ekip arkadaşlarımız tekrar söyleyebilir. Evet. Şimdi ismi aklıma gelmeyen bir ünlü bir adamı TRT'ye konuk olarak almışlardı. Biz de ailece Almanya'dan tatile gelmiştik. O zaman zannedersem üniversite birinci sınıf öğrencisiyim. Oradaki bir söz hala zihnimde. Şöyle diyordu: tartışacağım kavram, tartışacağım konu doğru kavram olarak belki burada özetlenmesi bakımından önemlidir. Oku, baban gibi eşek olma. Oku, baban gibi eşek olma. Bu ikisi arasındaki kavram farkı beni çok şaşırtmıştı. Hatta yakınlarımla da bu konuyu tartışmıştım. Şimdi ben neden buradayım? Şunu ifade etmek istiyorum. Eğer konu yaş olsaydı, konuşmacı olarak belki daha farklı yaklaşabilirdik. Fakat buradaki çalışmanın başlığı sanki yaş üzerine tartışacağımız intibanı bende uyandırmaktadır. Yaş ayrımcılığı kavramının burada yanlış anlaşıldığını ifade etmek isterim ve bunun için gerontoloji alanında aslında bu konuda ifade edilenleri de burada sürem içerisinde sizlere dile getireceğim. Ben kavramın yanlışlığını her insanın aklı selim kolayca anlayabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bütün çalışmalarımızda özellikle COVID-19 pandemisi süresinde sürekli olarak yaşlılık ve pandemi kavramları geçiyor. Halbuki ortaya çıkan sorunun temel sebebi pandemi değil. Pandeminin ayrımcılığın pandemiyle bir ilgisi yoktur. Elbette bazı özel dönemlerde ayrımcılık eğilimi artabilir veya daha görünür bir hale gelebilir. Ancak özel dönemler dışında ayrımcılık her zaman toplumun her kesiminde devam eder ve bu tarih boyunca da böyle devam etmiştir. Dolayısıyla pandemi ayrımcılık yaratmış gibi bir intiba yaratılmasını ben aslında biraz şaşkınlıkla karşılıyorum. Pandemide yaş ayrımcılığı kavramı biz bu alanda çalışan aynı zamanda akademisyenleri de hedeften saptıran bir kavram olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi değerli katılımcılar, ben burada hedef insan, o insanın yaşı
olmadığını düşünüyorum. Yani burada söylemek istediğim şey şu. İnsanlar, insanlara yönelik ayrımcılık yaparken yaşını asla dikkate almazlar. Ayrımcılık yaşa yönelik değildir. Bunu toplumda görebiliyoruz. İnsana yöneliktir. Kastedilen ayrımcılık yaş ayrımcılığı değildir. Yaşlı ayrımcılığıdır. Yani bizler konuyu bilimsel açıdan, gerontolojik, psikolojik, psikiyatrik açıdan ele alıp tartışacaksa, tartışılırsa o zaman kavramlarımızda biraz belki ortak bir noktada buluşmamız gerekebilir. Şimdi değerli arkadaşlar, ayrımcılık yaşa değil insana yöneliktir diyorum. Evet, bu dünyanın her yerinde aynıdır ve tarih boyunca da bunda bir değişiklik olmamıştır. Tabii ki yaş ayrımcılığı olabilirdi. Nitekim de öyle oldu. Bu duruma da şaşırmamak gerekiyor. Çünkü bu düşünce yapısı, bu algı toplumumuzda aşağı yukarı her yerde var. Zaman dediğimiz kavram bir ölçüye sahip ve zaman ölçüsü ne zamandan beri dışlanıyor diye de kendime soruyor. Yaş dediğimiz şey bir zaman ölçüsüdür. Zaman ölçüsüdür. Genelde yıl olarak hesaplanır. Yaşımız bizlerin doğduğumuz günden beri güneşin etrafında kaç defa turladığımızı da aynı zamanda ifade eder. Bu sebeple elbette yaşımızı bizler saniye saniye, dakika dakika, saat, hafta, ay gün olarak da hesaplayabiliriz. Şunu söylemek istiyorum. Pandemi döneminde hükümetler, özellikle ülkemiz açısından örnek verecek olursam, 65 yaş ve üzeri kişileri sokağa çıkma konusunda uyardılar ve bir sokağa çıkma yasağı uygulandı burada. Yaşından ötürü mü? Hayır. Pandeminin bir döneminde yaşlı kabul edilen kişilerin daha çok fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kaldıklarına veya olduklarına işaret eden istatistiklerden dolayı yasak getirildi. Fakat bu yüzden hükümetin yaşlı ayrımcılığı yaptığı burada iddia edilebilir mi? Eğer buradaki konuşmanın başlığından ben hareket edersem, o zaman yapılan veya uygulanan bu kararları yaş ayrımcısı olarak da tanımlamam gerekir. Şimdi değerli arkadaşlar, pandemi sürecinde 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı, pandemi istatistiklerinin aldırttığı yetkililere bir karardı. Bu kararda ayrımcılık biz gerontologlara göre söz konusu değildir. İstatistiklerin yorumlarıyla ilgilidir. Bu tartışılabilir ve istatistiki yorumların yaşları günah keçisi yaptığı ileri sürülebilir. Niyetin iyi ama görüyoruz sonucun kötü olduğu, kaş yaparken bir yerde göz çıkarıldığı belirtilebilir. Ve böyle de olmuştu. Ama bu bile sadece bizlerin, bu alanda çalışanların baktığında subjektif değerlendirmeleridir. Hatta şöyle düşünebiliriz. İyi niyet penceresinden bakarsak hükümetimizin veya karar alıcıların pozitif ayrımcılık yaptığını da, değil mi, kabul edebiliriz. Nihayetinde karar alıcıların amacı istatistiklere dayanarak 65 yaş ve üzeri kişileri korumak ve onları karşı karşıya kalacağı bu COVID-19 virüsünden olabildiğince risksiz bir ortamda tutmak, yani soyutlamak. Tekrar ediyorum, bu sadece o dönemin pandemi istatistiklerinin aldırttığı tıbbi olduğu kadar aynı zamanda politik bir karardı. Bunun dışında ben bir gerontolog olarak başka bir anlamını aslında göremiyorum. Evet. Şimdi burada bir tercüme hatası
veya dil kavramında bir hata olduğunu görüyorum. Ben gerontoloji eğitimimi Almanya'da aldığım için orada kullanılan kavramı burada belirtmek istiyorum. Şimdi burada Altersdiskriminierung derler. Yani Almanya'da Altersdiskriminierung derler. Türkçe karşılığı yaşlılık ayrımcılığıdır. İnsanlar başkalarının gözünde yaşlı olarak görüldüklerinde hiç şüpheniz olmasın ki ayrımcılıkla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır. Fakat kalabilirler. Fakat bunun sebebi takvimsel yaşı değildir insanın. Dolayısıyla yaş zaten insanları ayırmak için kullanılan bir ölçüdür. Okulluluk yaşı, askerlilik yaşı, emeklilik yaşı gibi terimleri görebiliyoruz ve bunlardan oldukça da yararlanarak sosyal normları da kategorize edebiliyoruz. Bunlar yaşına göre insana ödev ve sorumluluk yüklemek, yani insanı toplumun hizmetine sürmektir. Okula gitme yaşındaki çocukları okula gönderince yaş ayrımcılığı mı biz yapmış oluyoruz? Eğer bugünkü tartışmanın, konuşmanın, fikir alışverişimizin başlığından ben hareket edecek olursam, okulluluk, askerlilik, emeklilik gibi yaşa bağlı yasal düzenlemeleri yaş ayrımcılığı olarak da tanımlamak gerekebilir. Şimdi burada gerçekten kavramlardan hareket ederken nasıl bir etki yarattığına da bakmamız gerekiyor. Genellikle etki yanlış veya olumsuz sonuçlar da yaratabiliyor ve bizleri olumsuz sonuçlara ulaştırabiliyor. Bu yüzden yaş ayrımcılığı kavramını ben kullanmıyorum. Arkadaşlarıma, çevremdeki meslektaşlarıma da bu açıdan, bu temel yaklaşımdan ötürü diyorum ki ya kullanmamaya gayret edelim. Asıl burada ben kastedilenin, yani yaşlılık ayrımcılığı veya yaşlı ayrımcılığı kavramını tarif etmesinden dolayı ben bunu tercih ediyorum. Ama bu tabii ki bireyin özgür iradesine kalmış. Bir de benim öğrencilerim de yapıyor bunu. Özellikle yüksek lisans öğrencilerim. Google'a giriyorlar. Google'da bir tercüme yapıyorlar. Ondan sonra karşı karşıya geldiğimizde işte yaş ayrımcılığının ardında Google'dan yapılan bir tercüme ortaya çıkıyor. Şimdi bizler genelde gerontologların bu bakış açısı yaşlı ayrımcılığı, yaşlılık ayrımcılığı kavramıdır. 1969 yılında Butler, Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani ben de Google'dan bunun tercümesini yaptırdım. Güzel bir çalışma yapmış ve yaş ayrımcılığı bağnazlığın başka bir biçimi adlı çalışma ortaya koymuş. Ve Google'a baktığında ageism yerine Butler'in kullandığı ageism terimini tercüme edersek o zaman karşımıza böyle bir yaşçılık olarak tercüme edilmiş hali geliyor. İşte ben buna rastladım. Bir ilk defa da bu seminer vasıtasıyla yaptığımda şaşırdım. Tabii aslında burada bu kavramın yarattığı etkiyi de mutlaka değerli arkadaşlar görmek lazım. Şimdi Butler tarafından ortaya atılan ve tartışmaya açılan, icat edilen bu terim, ageism, aslında Alman dilinde özellikle bu pandemi döneminde ben de çok sıkça duymaya başladım. Tıpkı yaşçılık gibi bir kavramı da bu son dönemde çok sıkça duymaya başladım. Dolayısıyla herhalde yeni kavramları da pandemi bizim yeniden tartışmamız veya en uygun olanı bilim dünyası için ne yapmamız gerekecek? Kabul etmemiz veya onu
daha fazla kullanmamız gerekecek. Ama ben yine de bu kavramlarda daha dikkatli olunmasını arzu ediyorum. Çünkü gerçekten burada insanı ilgilendiren bir ve onun sosyal hareketini, yaşamını, özünü, çevreyle olan ilişkilerini ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, sevgili değerli katılımcılar, yaşlı ayrımcılığı, evet, burada yaşlı etiketi var. Kimdir bunlar? İlgi gerçekten yaşa mı? Evet. Şimdi değerli hocam, Feşte Üniversitesi'nde okurken değerli hocam Paul Baltes şöyle bir soruyla başlamıştı bir seminerinde. 65 yaşında bir insan kaç yaşındadır? Çok ilginç bir soru. 65 yaşında bir insan kaç yaşındadır? Evet, ben burada bu soruyu zihinlerde cevaplamak üzere sizlerin şeyinize bırakıyorum, takdirinize bırakıyorum ve gerontoloji Butler'ın ageism kavramını defalarca inceledi ve bu incelemeler sonucunda çok değişik tartışmalar oldu. Kimi ageism'in çok yüksek derecede olduğunu söyledi, kimi rastlanmadığını söyledi. Tartışılan varlığı veya yokluğu gerçekten bilim dünyasında hele son dönemde oldukça güçlü bir şekilde tartışılan bir kavram. Şimdi 2000 yılından beri baktığımızda gerontolojik araştırmalarda var ve yok kavramının daha sık tartışıldığını görüyoruz. O açıdan ben burada tartışmanın var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kimdir bunlar? Bu yaşlı dediğimiz insanlar kimler? Eğer yaş ayrımcılığı diye bir toplumsal olgu mevcut olsaydı, o zaman dünyada ve Türkiye'de politikacıların birçoğunu parlamentolardan ve senatolardan, yöneticilerinin birçoğunu holdinglerin veya bankaların yönetim kurullarından gerçekten dışlardı. Geçmiş dönemde yaşamış ülkemizdeki siyasi aktörlere baktığımızda Erbakan, Demirel, Ecevit gibi yakın siyasi tarihimize damga vuran kişiler ileri yaşlarına rağmen ayrımcılıkla karşılaşmadılar. Ünlü oldukları için diyebiliriz. Ama bunu dersek o zaman yaş ayrımcılığı olmadığını da burada söylemiş oluyoruz dikkat edecek olursak. Çünkü ün dediğimiz statü ayrımcılığı, ün dediğimiz şey statü ve ayrımcılığı önlüyor demektir. Bir başka bakış açımızda. Başka şeyler de ayrımcılığı önler veya körükler. Adlarını verdiğim politikacılardan sıradan yoksul bir yaşlı vatandaş olsalardı bunlar, ileri yaşlarına rağmen acaba aynı ilgiyi görürler miydi? Bunun da cevabı elbette hepimiz açısından basittir. Şöyle etrafımıza kaldırıp bakacak olursak, yaşlılarımıza özellikle ilk sunumda hocam da belirtti, ileri yaşlılarımıza ilgi o kadar az ki. Yani bunu çok rahatlıkla toplumda görebiliyoruz. İlgi dediğimiz şey düşük veya yüksek olsun, kişinin yaşına değildir değerli arkadaşlar. Hiçbirimiz bir kimseye İlgi duyarken ve onu görmezden gelirken acaba kaç yaşında diye sormayız. Onun yaşını sorgulamayız. Ne zaman örnek verecek olsak ben öyle düşünüyorum. Nasrettin Hoca'yı düşünürüm ve Nasrettin Hoca'nın fıkraları imdadımıza yetişir. Ve bugün de şimdi yeniden yetişti. Ruhu şad olsun. Ne demişti? Ye kürküm ye. Kürk dediği nedir? Üzerindeki hayvan postu değil mi? Ya bir şey yiyebilecek durumda mıdır? Ama hepimiz Nasrettin Hoca'nın kürk ile neyi kastettiğini çok iyi biliyoruz. Ya kendiliğinden anlaşılan anlamı ya da yanlış anlaşılmaya meydan yaratmayan kavramlara sahip olmalıyız değerli arkadaşlar. Kavramlarım.
ya kendiliğinden herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan bir anlamı olmalıdır ya da yanlış anlaşılmaya meydan yaratmayacak şekilde tanımlanmalıdır. Ben bu ikincisinden yanayım. Yaş ayrımcılığı kavramında aslında ikisi de bana göre yoktur. Ne kendiliğinden anlaşılan bir anlamı ne de doğru tanımlanmış bir anlamı aslında özünde bulunmayan bir kavram. Yani biz bunu kullandığımız zaman biraz şey oluyor, aslında hepimiz aynı şeyi hissediyoruz, hepimiz aynı şeyi ruhlarımızda en ince hücrelerimize kadar hissediyoruz ama hissettiğimiz şeyi tanımlarken birazcık orada bir eksikliğin olduğunu görüyorum. Değerli meslektaşlarım, katılımcılar, kıymetli katılımcılar, gerontolojide yani biliyoruz, bizler de çok yararlanıyoruz, sosyolojinin önemli bir kavramı olan stigma, damga, etiket veya leke anlamına gelir. Şimdi damgalamanın veya damgalama veya lekeleme veya etiketleme olarak da bilinen bir teorisi vardır. Şimdi bu teoriye göre bir ferdin fiziksel ve sosyal özellikleri o toplumun ve grubun diğer üyelerinden farklıysa ve bu farklılıklar negatif ve olumsuz algılara yol açıyorsa ve bu yüzden birey toplumda ve grupta tam olarak kabul görmüyorsa o zaman damgalama, etiketleme veya lekeleme dediğimiz ayrımcılık küt diye ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Yaşlılık bir damga olarak bireyi toplumun ve yaşadığı çevredeki grubun diğer üyelerinden ayıran negatif bir fiziksel, psikik ve sosyal özellik olarak kabul edilirse ki öyle olmalı, o zaman o yaşlı yaşı değil, ayrımcılıkla karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu ayrımcılık, bu bahsettiğim ayrımcılık toplumun genelinde bazı toplumsal alanlarda veya ailede ortaya çıkabilir. Açık veya gizli olabilir. Bunu hepimiz çok sıkça görüyoruz. Şimdi bu stigmadan bahsederken onun bir de türlerini de burada çalışmamızda, konuşmamızda ifade edelim. Üç tür stigma var ve Erwin Goffman bunu çalışmalarında ortaya koyuyor. İşte bedensel, bireysel ve filogenetik stigmalar. Şimdi burada bedensel özelliklerden engelliliği kastediyoruz. Bireysel kişilik hatalarından örneğin yalancılık ama aynı zamanda uyuşturucu bağımlılığı, hapis cezasına çarptırılmış olmak veya gibi durumlardan türetilen stigmalar. Filogenetik stigmalarda da örneğin ırk diyoruz, ulus diyoruz, din diyoruz. Şimdi üçüne de dikkatinizi çekmek isterim ve üçüne de dikkat çekilebilecek ve çevrenin uzaklaşmasına neden olabilecek ortak bir özellik vardır. Nedir bu? En geç şimdi yaşın böyle bir özellik olmadığını zannedersem hepimiz zaten daha önce biliyorduk. Bu konuşmada belirginleşmiş oldu. Hiç kimsenin yaşı diğerlerinin dikkatini çeken ve kendisinden diğerlerinin uzak durmasına yol açan bir özellik değildir. Fakat bazı durumlarda yaş gerçekten diğerlerinin dikkatini çekebilir. Örneğin diğerlerinin daha uzun yaşa erişmiş olan bir kimse yaşlı olduğu için değil, çok ileri yaşa eriştiği için dikkat çeker. Ama bu bir stigma değildir. Çünkü diğerleri yani sosyal çevre ona sırtını dönmez. Tam tersine çok ileri yaşa eriştiği için o kişi
bunu acaba nasıl başarmıştır diye zihnimizde sorular sorarız ve ona yöneliriz, ilgi duyarız tabii ki. Şimdi ben bunun örneğini evet gördüm. Ben bunun örneğini Ordu Gölköy'de gördüm. Ordu Gölköy'de Mehmet amca 104 yaşındaydı ve olağanüstü bir ilgiyle karşı karşıyaydı. Şimdi bu hikayemizden çıkarılması gereken bir dersimizin olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en uzun ömürlü insanı olarak literatürde geçen ve 1997'de öldüğünde neredeyse 123 yaşında olan Fransız hanımefendi Calment'in 120. doğum gününde bir araya gelen çevresi ve politikacılar, gazetecilerin en çok merak ettikleri şey şuydu. Calment bu yaşa nasıl erişti? Gazetecilerden biri zannedersem dayanamayıp herkesin merak ettiği soruyu ona sordu. Calment'in cevabı şuydu. Her gün bir bardak kırmızı şarap içmelisin. Bir kalıp çikolata yemelisin ve sigaradan elini çekmelisin. Özellikle sigarayı kötülemesi herkesin hoşuna gitmiş ve zannedersem büyük takdir almıştı. Calment biraz bekledikten sonra bakın ben 119. doğum günümden bu yana bir tek sigaraya bile elimi sürmedim demiştir. Bu hikayeden bence ben kendime çıkardığım ders şu. Yaş ayrımcılığı yok ama yaşın zannedersem bazen burada da yazdığım gibi birleştirici bir özelliği var ve bunu da görebiliyoruz. Şimdi değerli katılımcılar, bir eşit muamele meselemiz var. Bu eşit muamele hepimizin hak ettiği bir beklentidir. Ve hakikate ulaşmak için de bu hayat yolculuğunda yaptığımız yürüyüşün en önemli beklentilerinden biridir. Eşit muamele görmek ve herkese eşit muamele yapmak. Ayrımcılık, bireylerin veya grupların genel dezavantajlarını ve aşağılanmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ancak her eşitsiz muamele zannedersem ayrımcılık değildir. Çünkü bu sosyal grubun belirli değerlerine dayandığını görüyoruz, değil mi? Günlük dilde ayrımcılık, şöyle düşünüyorum ben, genellikle bireyler ve gruplar arasında haksız dezavantaj olarak anlaşılır. Böylece yaşlı hakları kavramına da kısaca burada değinmem gerekecek. Ben yaşlı haklarını şöyle düşünüyorum. İnsan hakları veya kısa bir süre önce ülkemizde hayata geçen, devreye giren hayvan hakları kavramı olarak değerlendiriyorum hak bağlamında. Fakat yaşlı hakları diye bir kavramdan hareket etmek zannedersem değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, bizi korkum odur ki yanlış yola sürükler. Sanki yaşlılar ne insanlar ne de diğer canlılar olmayıp onlardan farklı bir varlıkmış gibi bir algı ortaya çıkabilir. En azından yani ben teorik olarak böyle olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla insan ve hayvan haklarının yanı sıra yaşlı denilen varlığa da özel hak talep ediliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu yüzden eşit muamele kavramının kullanılmasını öneriyorum ben. Nitekim bazı ülkelerde mesela Almanya'da genel eşit muamele yasası vardı. Bu yasanın amacı ırk veya cinsiyet, din veya inanç, engellilik veya yaşlılık veya cinsel kimliğe dayalı ayrımcılığı önlemek veya ortadan kaldırmaktır. Bu genel eşit muamele yasası. Belki de yaşlı hakları kavramını tercih edenler de
bunu zannedersem hepimiz, ben bunu çok sıkça görüyorum, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu açıdan düşündüğünüzde, bu anlattığım bakış açısından düşündüğünüzde, o zaman bu kavramlar yanlış olarak tartışmaya açılması gerekiyor, yanlış olduğu yönünde. Sonuçlar da bir parça bana göre yanlış olabiliyor. Şimdi değerli meslektaşlarım, yaşlı hakları, sanki yaşlar için özel bir hak talep ediliyor gibi bir intiba yaratıyor. Aslında bunun ne yaşlıya ne de hukuka bir faydası yoktur. Çünkü kendine diğerlerinden farklı özel bir hak talep eden yaşlı algısına bir zemin hazırlar ve yaşlara yönelik olumsuz tutum ve davranışlar içinde hem toplumumuzda ve yeryüzünün neresinde olursa olsun bir motivasyon kaynağı haline de bu durum dönüşebilir. Hukuka bir yararı var mıdır? Yani şöyle düşündüğümde yoktu. Hukuka bir yararı çok fazla yoktu. Çünkü hukuk, hukukun özü, temeli, herkese eşit muamele ilkesine dayanmıyor mu? O zaman yoktu. Yaşlara özel haklar verilecek olursa, o zaman burada teorik olarak şöyle düşünebiliriz. Eşit muamele ilkesi de zannedersem zedelenmiş oluyor. Evet değerli meslektaşlarım, ayrımcılığın gerçekten görüntüleri vardır ve biz bu görüntüleri görüyoruz. Ayrımcılığın yabancı düşmanlığı, ırkçılık, antisemitizm, aşırı milliyetçilik veya ekonomik koşullara dayanan türleri vardır. Din alanında Hristiyan, Yahudi ve İslam düşmanlığı veya siyasi zulüm veya siyasi uç gruplarının sistematik olarak dışlanması yoluyla da bu ortaya çıkabilir. Ayrıca fiziksel veya zihinsel yeteneklerimizde meydana gelen kayıplar, yani bu engelli düşmanlığını burada kastetmek istiyorum, eşit olmayan muamelelere eğilim de yaratabilir. Şimdi etnik köken, cinsiyet, din veya burada dünya görüşü, engellilik, yaşlılık ve cinsel kimlik ayrımcılıkta rol oynayan gerçekten çok sıkça gördüğümüz özelliklerdir. Bunların arasında yaş faktörünün yer almadığı görülmektedir. Yaş faktörü yoktur. Dolayısıyla o zaman ben şu sorumu burada sormak istiyorum. Yaşlı kim? Kim yaşlı? Şimdi yaşlar için özel, madem ki hak talep edilemez diyor İsmail Tufan, ama yaşlara da eşit muamele talep edilebilir ve bunu da etmeliyiz. Bu talebimizi ortaya koymalıyız ve bugün sizin bu yapmış olduğunuz değerli çalışma da bunun çok önemli bir göstergesi. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum sizlere değerli meslektaşlarım. Ama yaşlı kimdir kavramı benim yani 28 yıldan beri gerontoloji alanında çalışıyorum. Bu soru benim zihnimde. Şu soru var ve şu cevap var. 25 yaşındaki bir jimnastikçi bayan, 35 yaşındaki bir futbolcu beyefendi mesleğinde yaşlı kabul edilebilir. Buna karşın 80 yaşındaki bir politikacı gelecek seçimlerde adaylığını koyacağını söylediğinde nedense kimse bunu yadırgamıyor. Ya baktığınızda. Bu örneklerden yaşlılığın aslında yaş ile ilgili olmadığını da görüyoruz, anlıyoruz burada. Yaşlanma dediğimiz bir olgu var. Evet, bir olgu var. Ama bu olgu ömür boyu devam eden bir süreç. Ve ömür boyu devam ediyor. Anne rahmine düştüğümüzde, kalbimizin çarpmaya başladığı ilk andan itibaren aldığımız ilk nefesle başlayan yolculuğumuz
verdiğimiz son nefeste sona eriyor. Ve bu süreçte dünyaya geldiğimizde bize bir hukuksal kimlik veriyorlar. Kant'ın deyimiyle. Bir hukuksal kimliğe kazanıyoruz. Annemizin adı, babamızın adı, doğduğumuz yer, doğum tarihimiz ve böylece varlıkların dünyasına gelmiş oluyoruz. Katılmış oluyoruz bu dünyanın fertlerinden biri olarak. Şimdi madem ki yaşlılık sadece ne zaman başladığı belirsiz bir yaşam dönemine verdiğimiz isim midir? Bana göre evet, isimdir. Evet, böyledir. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle düşünecek olursak, bir asır öncesine şöyle hızlıca sizi götürmek istiyorum. Evet, bir asır öncesine kadar yaşlılık dediğimiz kavram ve çalışma yaşamının sona ermesi ile birlikte başlayan yaşam dönemi olarak hepimiz tarafından şimdi yaşlılık dönemi başlıyor dedik. Yani yaşın bir etkisi yoktu burada. Ağır çalışma koşulları nedeniyle 40 yaşında bedeni zayıf düştüğü için çalışamaz haldeki birine yaşlı denilirdi. 60 yaşında hala dinç çalışabilene ise yaşlı denilmezdi. Bugün modern toplumlarımızın kültürel randımanlarından biri olarak adlandırdığım yaşlılık, sosyal dünyayı, sosyal eylemlerimizi tanımlayan, sınıflandıran kültürel uygulamalarımızın boyutlarından sadece biridir. Emeklilik bir vatandaşlık hakkı olarak kabul edilmektedir. Yaşlılık olarak değil. Şimdiye kadar emeklilik ile birlikte yaşlılığın da başladığını kanıtlayan hiçbir bulguya rastlanılmamıştır. Her emekli yaşlı değildir. Her yaşlı da emekli değildir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Değerli meslektaşlarım, evet, yolculuğumuza devam edelim. Burada bir entelektüel yaşlı ayrımcılığının da olduğunu ifade etmek istiyorum. Yaşlanma çözülmenin, çökmenin, gerilemenin başladığı dönemdir diyebiliyor meslektaşlarımız. Bilimsel raporlarda da bunu görebiliyoruz. Bu yaşlılık damgasının nasıl vurulabileceğine olumsuz bir bence örnektir. Evet, böyle düşünürsek öyle. Çünkü bu aynı zamanda bir grubu ötekileştirmektir. Gerontolojik bilgi birikimi veya gerontolojik alanda yapılmış olan çalışmalar ön yargılarla, basma kalıp düşüncelerle mutlaka burada ortaya konulan kavramlara karşı bir açıklamayı bilimsel açıdan ortaya koyuyor ve koymakla da zaten mükellef. Şimdi ben şu soruya şu soruyla başlamak istiyorum. Yaşlılık peki ne zaman başlar? Yani burada verdiğim örneklerle yaşlılığın ne zaman başladığını söyleyemeyeceğimiz herhalde aşağı yukarı anlaşıldı. Fakat çökme dediğim, çözülme dediğim, gerilme kavramlarıyla tanımlamaya çalıştığımız yaşlılık tasavvurları bizim aslında farkına varamadığımız yaşlı ayrımcılığı yapmaktadır veya yaratmaktadır. Bu bakımdan geliyorum, bitirmek üzereyim. Şunu söylemek istiyorum değerli meslektaşlarım, zamanınızı çok aldım ama gerçekten bu terminolojiyle ilgili gerontolojiyi birleştirmek çok gerekli oluyor. Çünkü hepimiz çok güzel çalışmalar yapıyoruz ve uluslararası alanda neler söyleniyor belki buradan da bir nebze bir şeyleri ifade etme fırsatı da yaratılmış oluyor böylece. Şimdi şunu söylemek istiyorum son söz olarak. Aslında son söz ama daha söyleyecek çok şeyimiz var. Öncelikle bunu ifade etmek isterim.
Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama son olarak şunu da ruhumda hicrandır. Bunu da belirtmek isterim. Yaşlılığın biz sadece olumsuz yönlerini vurguluyoruz ve vurgulamak sakıncalı ve yanlıştır. Ama abartılı pozitif profillerinin de toplumun gözü önünde çizilmesi o da yanlış ve sakıncalıdır. Şimdi biz negatifliği, kötümserliği ve pozitifliğin, negatifliğin kötümserliğini, pozitifliğin iyimserliğini ele alırsak ve ikisi de yaşlılığın bireysel ve toplumsal gerçekliğini ortaya koyması açısından mutlaka çarpıtılmamalıdır. Yaşlıya saygı talep ediyorsak, ediyoruz, gerçekten ediyoruz. Yaşlılık ile kimi kastettiğimizi bilmeliyiz. Yaşlı hakkı talep ediyorsak, bence hukukun üstünlüğünü kabul etmeliyiz. Hiç kimse, buna yaşlılarımız da dahil, hukuktan üstün değildir ve olmamalıdır ve kimseye, hukuk devletimize özel hak talep edilmemelidir ve verilmemelidir. Dolayısıyla değerli meslektaşlarım, yaşlar için bir takım yasal düzenlemeler olabilir. Örneğin 65 yaş ve üzeri kişiler kamu taşıtlarını ücretsiz kullanabilirler şeklinde bir yasal düzenleme getirmek mümkündür. Ama bu bir yaşlı hakkı değildir. Genellikle yaşlı etiketine maruz kalanların karşı karşıya kaldığı eşitsiz muameleyi bir nebze azaltmak maksadıyla yapılan yasal düzenlemelerin gerekliliği ve gereksizliği de tartışılabilir. Ve bunu da belki bir başka zamana bırakmak gerekebilir. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Evet, biz böyle bir yasayı çıkartıyoruz ama durakta duran ve minibüsü bekleyen yaşlı gelen minibüs şoförünün bugün çok yaşlı taşıdım, sizi alamayacağım sözüyle de karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla yasal düzenlemeler olabilir ama hukuk devletinde kişiye özel hak talep edilmemeli. Eşitlik herkes için talep edilmelidir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz İsmail Hocam. Gerontolojik açıdan yaşlı ayrımcılığının nasıl tanımlandığını ayrıntılarıyla görmüş olduk. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi sonraki konuşmacımız Mekanda Adalet Derneği'nden Bahar Bayhan. Teşekkürler. Buyurun Bahar Hanım. De çok kısa bir sunum hazırlamıştım. Tamam. Kentsel dönüşüm, yaşlılık, toplumsal iyilik hali. Evet, buyurun. Aslında şimdi isterseniz yani kısaca bir Mekanda Adalet Derneği'nden bahsetmek isterim. Çünkü burada hani vakıf olmayan arkadaşlarımız da olabilir. Biz aslında mekanı olan her türlü müdahalenin toplumsal ve ekolojik etkilerini araştırmaya çalışan disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırmalarımızı yürüten bir ekibiz. Aramızda siyaset bilimcileri var, sosyologlar var, mimarlar var, şehir plancıları var. Oldukça farklı uzmanlık alanlarından gelen bir ekibiz. Saha çalışmaları yürütüyoruz. Video çalışmalarıyla yereldeki mücadelelere destek olmaya çalışıyoruz. Onların seslerini daha geniş kitlelerle paylaşmalarına vesile olmaya çalışıyoruz. Umut veren pratiklerin paylaşılmasını, çoğalmasına çalışıyoruz. Yani farklı toplumsal grupların ihtiyaçlarını ve taleplerini görünür kılmayı hedefliyoruz aslında. Bugün de kentsel dönüşümün toplumsal iyilik halimiz ve aslında özellikle yaşlılar üzerindeki etkileri üzerine bulgularımızı paylaşmak istiyorum.
aslında bu çalışma Biriz Derneği'nden sevgili İlhan Sümbüloğlu ve Selma Karabey'in de danışmanlarımız arasında yer alan daha geniş kapsamlı bir çalışmanın ufak bir parçasını bugün sunmuş olacağım size. Yani kentsel dönüşümün toplumsal iyilik hali üzerindeki etkilerine dair kapsamlı bir rapor çalışması hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de herkesle paylaşmayı umut ediyoruz. Kentsel dönüşüm kavramı aslında 2000'lerde hayatımıza girdi. Ve işte afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla birlikte kentsel dönüşüm uygulamaları hız kazandı. Bu yasa ile kentsel dönüşümün amacı aslında risk taşıyan bölgelerdeki yapıların yenilenmesiydi. Bu yeniden inşanın da aslında bölgenin yaşam kalitesini arttıracağı öngörülüyordu. Tabii dönüşüm uygulamalarına baktığımız zaman bir mahallenin, bölgenin toptan risk alanı olarak ilan edilip dönüştürülmesi de söz konusu. Tekil, bina bazlı dönüşümler de söz konusu. Benim bugün burada paylaşacağım deneyimler mahalle bazında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına dair. Dönüşüm çok boyutlu olmasına rağmen aslında bu süreç ev sahibiyle müteahhit arasındaki basit bir anlaşmaymış gibi algılandı. Böyle bir problem var. Yani aslında yeni binaların refah sağlayacağı algısı, ev sahibiyle müteahhit arasındaki anlaşmaya indirgenen süreç, kentsel dönüşüm projelerinin etkilediği aslında farklı toplumsal gruplardaki sorunları görünmez kıldı bir bakıma. Dolayısıyla güvenilir, güvenli, yaşanabilir yaşam alanları sunma iddiasında olan kentsel dönüşüm projeleri baktığınız zaman aslında birçok problemin kaynağı haline geldi. Bu sorunları aslında toplumsal iyilik hali dememizin sebebi de bu sorunları biz şöyle tanımlıyoruz. Bunlar aslında beden ve ruh sağlığımızı etkileyen, tehdit eden, yapabilirliklerimizi, becerilerimizi sınırlayan, yaşamımızı kolaylaştıran bütün toplumsal ilişki ağlarımızı da aslında bozan sorunlar. O yüzden toplumsal iyilik hali başlığı altında ele alıyoruz bunları. Bu problemleri aslında ilk keşfettiğimiz yer bizim yaşayanların rızası olmadan yürütülen kentsel dönüşüm projelerine karşı mücadele veren mahallelerdeki ziyaretlerimizdi. Yani orada baskıcı bir kentsel dönüşüm uygulaması söz konusu ve buna karşı mahalle dernekleri kendi taleplerini, isteklerini iletmek üzere örgütlü bir mücadele veriyorlar. Ve o mahalle dernekleriyle dayanışmak için onların taleplerini, isteklerini görünür kılmak, mücadelelerini görünür kılmak için saha gezileri düzenlemiştik. Tabii mahallelerin her biri çok farklı yapıya sahip. Birçoğu da İstanbul'un gecekondu mahalleleri olarak bilinen mahalleler. Sosyoekonomik yapıları, mekansal özellikleri farklılaşsa da aslında mahallelerinde sahip çıktıkları değerler ortak. Konutu yalnızca dört duvar olarak görmüyorlar mesela. Aslında yıllar içinde onun etrafında bir yaşam örmüşler. Evlerini imece usulü yapmışlar, bahçesinde sebzesini ve meyvesini yetiştirmişler, ağaçlarını dikip büyütmüşler. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarıyla uyuşmayan, onları oradan yerinden etme üzerinden, rant projeleri üzerinden sürdürülen kentsel dönüşüm projelerine karşı da mücadele veriyorlar yıllardır. Şimdi yaşlıların bu mücadelenin aslında önemli parçası olduğunu görüyoruz. Ve aslında bir bakıma bu süreçten de en çok etkilenen grup olduğunu söylemek mümkün. Çünkü o mekanı elleriyle kuran insanlar, o mekanın kuruluşundan bugüne komşuluk ilişkilerini, dayanışma ağlarını en derinden tecrübe eden insanlar ve sosyalleşme biçimleri, alışkanlıkları yaşamlarının önemli bir parçası. Dolayısıyla aslında halkın katılımı olmadan, yani onların istekleri, talepleri sorulmadan, yeterli bilgi paylaşılmadan sürdürülen bu projeler büyük bir belirsizlik yaratıyor. Ve bu belirsizliğin mahalle sakinlerinin aslında duygu durumunda
etkileri, yarattığı etkileri de biz sahada birebir gözlemlemiştik. Kaybetme korkusu ve güvencesizlik, her an tetikli olma halini getiriyor bu tabii ki. Ve bu durumun yarattığı yorgunluk, işte mücadele etmenin getirdiği yılgınlık hissi psikolojilerinde aslında derin yaralar açıyor. Bu bir görüşmeden kısa bir alıntı koymak istedim buraya. Aslında burada anlattığı şey bu güvencesizlik hissi, yani bir yerleşik olamama hali. İşte göçtüğümüzde hem ekonomik kayıp yaşıyoruz diyor, hem de çevremizde ilişkilerimizi, dayanışma ağlarımızı kaybediyoruz diyor. Bu çok önemli bir boyutu meselenin. Yerleşik olma durumunu kaybetmek, bunun risk altında olduğunu düşünmek, düzenini değiştirmek zorunda olma hali, geleceğin belirsizliği büyük bir baskı yaratıyor aslında. Buna çoğunlukla ekim dikim yapılan bahçeli evlerden sonra dört duvar arasında hapsolma, gündelik yaşamda güçlü yer tutan komşuluk bağlarının yitirilmesi, işte artan borçlar ve masraflar yüzünden hane bütçesinin daralması da ekleniyor. Bütün bu kayıplar aslında stres, kaygı, yalnızlık, yoksullaşma ve yoksunlaşma gibi sonuçlara yol açıyor. Bu da başka bir görüşmemizden alıntıydı. Yine aslında işte bahçede, kapı önünde kadın vakit geçiriyordu diyor, komşusundan bahsediyor. Şimdi sıkıştı hapis gibi dört duvar arasında. Bu hastalıkların tetiklediğinden bahsediyordu. Özellikle mesela mahallelerde kapı önü sosyalleşmeleri, komşuluk ilişkileri, bahçeyle uğraşma gibi faaliyetler kadınların gündelik yaşamında çok önemli bir yer tutuyor. Onların kendi alanlarını oluşturmasını sağlıyor. Dolayısıyla aslında bunların yok olması, yok olmasının yanı sıra bunları tekrar kurabileceklerine dair inançlarının da olmaması, kentsel dönüşümde kadınları bir bakıma daha da dezavantajlı hale getiriyor. Yaşlar açısından kentsel dönüşümün en büyük bedellerinden biri hayatlarını kolaylaştıran dayanışma ağlarını yitirmeleri. Özellikle yoksul mahallelerde bu dayanışma ilişkileri yaşamı idame ettirmenin bir yolu. Yaşadıkları mekanın mesela düz ayak, işte gözle görülebilecek yakınlıkta olmasını, komşularla iç içe olmanın, dayanışma içinde olmanın en önemli etkeni olarak görüyorlar. Bizim mesela sahada en çok duyduğumuz şey apartmana sıkışma kaygısı. Yani apartman yaşantısının onları yalnızlaştıracağını, izole kalmak zorunda olacaklarını düşünüyorlardı. Bir mahallede mesela yaptığımız görüşmede şunu duymuştuk. Çok yaşlı bir çift vardı, evlerine ziyarete gitmiştik ve sağlık sorunları vardı. Ama şöyle söylüyorlardı, bizim evin önünden geçenler iyiler mi değiller mi bizi kontrol ederler. Hastaysak imdadımıza koşarlar. Buradan bir bağırsak bizi duyarlar, hemen gelirler. Çünkü hemen böyle mahallenin ortasında bir küçük bir evleri vardı. Ve o aslında orada bir güven ilişkisinin olduğunu anlatmaya çalışıyordu orada mahallede. Her an yardıma koşacak birilerinin var olduğunu bilmek. Biz mesela apartman dairesinde ne yaparız diyordu. Hani kim bizim sesimizi duyacak? Öyle bir algı vardı aslında kafalarında. Sonuç olarak aslında kentsel dönüşüm yaşadığımız mekanların iyileştirilmesine dair bir umut olmaktan çok bedellerini yine bireye yükleyen, farklı toplumsal gruplar üzerinde farklı etkiler yaratan, ruh ve beden sağlığımızı tehlikeye sokan süreçler haline geldi. Yani depreme karşı, eğer bunun kentsel dönüşüm sebebini depreme karşı güvenli binalar olarak tanımlıyorsak, güvenli ve yaşanabilir mekanların yaratılmasında kentsel dönüşümün bir araç olmasını istiyorsak, süreçten etkilenen çeşitli grupların haklarını gasp etmeyen, herkes için adaletli tesis edecek mekanizmaların kurulması şart. Yaşlılar sadece bu meseleden etkilenen bir grup. Bunun içine çocukları da sokabiliriz,
Sakat bireyleri de sokabiliriz. Kadınları sokabiliriz çok daha dezavantajlı hale gelen. Evden çıkarılma korkusu yaşayan, evsiz kalma korkusunun Türkiye'de nasıl bir şeye tekabül ettiğini biliyoruz çünkü. Yani ev demek, bir evinin olması demek, gelecek demektir herkes için. Çok kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Benimki biraz kısa sürdü benim sunumum ama son olarak bir de şunu söylemek isterim. Mekanda Adalet ve Yaşlılık diye bir yayınımız var. Beyond İstanbul süreli yayınımızın 5. sayısıydı. Burada Hatice Kurtuluş'un bir yazısı bulunuyor. Aslında bina bazlı kentsel dönüşüm süreçlerinin de yaşlılar üzerinde nedenle yıkıcı etkileri olduğunu, işte hafıza kayıplarını tetiklediğini, terminolojiye hakim olamayabilirim, beni mazur görün lütfen, büyük psikolojik yaralar açtığını anlatıyordu. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Bahar Hanım. Bahar Hanım da mekanda yaşanan, çoğu zaman isteğe bağlı olmayan değişikliklerin yaşlıları nasıl etkilediğini bize aktardı. Çok teşekkürler. Sanıyorum soru yanıt için zamanımız kaldı. Şey açısından gayet iyi durumdayız. Daha önceden elimizde bazı sorular var. İsterseniz chat üzerinden yine şey yapabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer başına hangi konuşmacı için soruyu yönelttiğinizi yazarsanız hepimiz için daha kolay olur yönlendirmek. Ben isterseniz önceden gelmiş olan katılım formu doldurulurken yazılmış olan sorulardan bazılarını sizlerle paylaşayım. Bunların içinde ilk konuşmacımız için Irmak Polat için gelmiş olan sorulardan başlayalım isterseniz. Yaşlıların pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar neler ve bu sorunlarla nasıl başa çıkabilirler? Bu tabii aynı zamanda genç arkadaşlar, proje yürüten ve yaşlılarla görüşme yürüten arkadaşlar için de geçerli. İsterseniz önce Irmak'la başlayalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Aslında buraya gelen kapsamda konuşma esnasında zaten değindiğimi düşünüyorum. Tabii bu soru önceden geldiği için olmuş bir şey. Yalnız bugünkü konuya ilişkin olarak belki başka detay şeyler söyleyebilirim. Damgalamadan, yaşa yönelik damgalamadan İsmail hocamız oldukça detaylı anlattı. Benim için çok katkısı oldu bu arada, kendisine teşekkür ediyorum. Damgalama ve işte bu kısıtlamalar, bunlara yönelik görebileceğimiz en önemli sorun depresif yakınmalar oluyor. Yani kişiler kendilerini bu toplumun bir üyesi olmadıklarını düşünmeye başlıyorlar. Toplumun dışlayıcı tutumuyla kendilerini gitgide daha yalnız hissedebiliyorlar. Çevreden uzaklaşarak içe kapanabiliyorlar. Tabii ben şimdi psikiyatri polikliniğinde çalıştığım için zaten psikiyatrik yakınması olan yaşlı hastalarımı da takip ederken klinik seyirlerinde çok dramatik bozulmalar gördüm. Bu dönemde alınabilecek en önde gelen önlem belki de ruhsal açıdan etkilenmeleri fark edildiğinde gerek izolasyon kurallarına uyarak, gerekse de tele tıbbı kullanarak ruh sağlığı profesyonelleriyle mutlaka iletişim kurmalarını sağlamak. Çünkü gitgide karamsarlık, umutsuzluk, yetersizlik hissi, çaresizlik fikirleri olabiliyor. Var olan tedavilerin uyumları bozulabiliyor, tedavi redleri başlayabiliyor. Gitgide bir süre sonra içselleştirilmiş damgalama yaşayabiliyorlar. Bu önemli bir risk. Damgalamanın bir üst boyutu, yani damgalama yaşayan kişilerin büyük bir kısmı bu ön yargılı tutumu sanki kendi düşünceleri gibi benimseyebiliyor. Bu risk açısından mutlaka hastaların, pardon hep alır, ağzım alışmış hastalar demeye, yaşlı bireylerin duygu ve düşüncelerini
ifade edebilmeleri için onlara alan tanımak lazım. Konuşmak için, ifade için onları desteklemek lazım. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gitgide aman konuşmuyor. İçine kapanan insan konuşmamaya başlar. Hiçbir şey yapmak istememeye başlar. Bunun normal olmadığını anlamamız lazım. O kişileri ifade etmeleri için desteklememiz lazım. Çünkü gitgide kişiler bu damgalamaya inanırlarsa bunu hak ettiklerini düşünerek hastalıklı bir suçluluk hissi de yaşayabilirler. Bu önemli. Damgalamaya maruz kalınca hastalığı inkar etme riski var. Belirtileri gizleme, bildirmeme riski var. Sağlık hizmetlerinden kaçma riski var. Geç başvurma riski var. Bu hem onların bireysel sağlığını hem de böyle bir pandemi döneminde toplum sağlığını etkiler. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bir süre sonra kendisine veya çevresine zarar verme, yoğun bir öfke patlamaları ve zarar verme riski görülebilir. Bunlar da yine önemli. Herkes aslında çevresinde uzun yıllardır bir arada olduğu yaşlı bireylerin kişilik yapılarını 3 aşağı 5 yukarı tanıyordur. Kişilik özelliklerinde değişimler gördükleri anda bunu dikkatle bir gözle izlesinler lütfen. Birazcık sürecin içerisinde olsunlar. Bunları önerebilirim. Çok güzel. Peki, teşekkürler. Bir taraftan chatten de katkılar ve şeyler geliyor, sorular geliyor. İlk sunumu yapan arkadaşlar sunumlarını paylaşabilir mi acaba diye sormuşlar. Bunu Gökhan Biriz'den şey yapabilir sanıyorum, sağlayabilir. İsmail Hocam'a teşekkür var. Aslında kendisi bahsetmedi ama eğitimi sırasında hem sosyoloji hem gerontoloji eğitimi olduğunu biliyoruz kendisinin. Sosyoloji yüksek lisans öğrencisi bir arkadaşımız özel olarak teşekkür etmiş. Ve soruların içinde de İsmail Hocam'a yönelik bazı şeyler var. Peş peşe birbiriyle ilişkili sorular var. Türkiye'de neden yaşlı ayrımcılığı konusunda yeterli çalışma yapılmamaktadır diye bir soruyla başlayalım. Buyurun hocam. Evet, bu konu ıslak ve kaygan bir zeminde yapılacak araştırmanın konusudur. Bu konu aynı zamanda aileyi ilgilendiren, kişinin özelini ilgilendiren ve aynı zamanda bunu dile getirmesiyle birlikte eğer kişi bir parça daha ötekileştireceği düşüncesiyle kendini geri çektiği bir alandır. Dolayısıyla yaşlı ayrımcılığı hususunda araştırma yapılacak olan kurumlar, özellikle devlet kurumları ki buranın kapısından içeriye girmek imkansızdır. Sadece pandemi döneminde değil, yani bir araştırma yapmak için girmek imkansızdır. Mutlaka uzun süre yazışmalar yapmanız gerekir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bu konuda araştırma yapmanız uygun değildir diye bir cevap alırsınız. Birincisi bu. Araştırmasanız bilemezsiniz. İkincisi, aile içerisinde burada bahsettiğim bu ayrımcılık aileye özgü, kişiye özgü, kişinin ve ailenin meselesi bir durumdur ve kültürel bir yapısı vardır. Diğer bir nokta ise dolayısıyla araştırmacılar açısında burada bir sınırlılık söz konusudur. Araştırmacı dolayısıyla zihnindeki soruları sahip olduğu hipotezi sınayabilmek için tabii ki belirli bir gruba yönelmek zorundadır ve buradan alacağı cevaplarla da bu ayrımcılığın sonuçlarını veya bu süreçte karşı karşıya kaldığı çeşitliliği ortaya koymak ister. Fakat bu çoğu zaman ülkemizde mümkün değildir. Ben size bir Türkiye Gerontoloji Atlası ile ilgili çalışmamızdan bahsedeyim. Bir Samsun'da bir termde zannedersem
bir küçük bir köyde soru kataloğumuzu doldurduk. Ve daha sonra akşam merkezdeki otele geldik ekip olarak. Ve daha sonra hakkımızda şikayet olurdu. Çocukları geldiğinde, işte bugün sana bir araştırma için soru soruldu. Sen nasıl bir cevap verdin? Acaba gelenler gerçekten bu soruyu soranlar, seninle bu araştırmayı yapanlar gerçekten iyi niyetli miydi gibisinden aile üyelerinin büyük bir telaşa kapıldığını ki bunu araştırma alanındaki birçok arkadaş da yaşayabiliyor. Yaşlılarla birebir bir araştırma yapacaksanız böyle sınırlılıklar mevcut. Acaba işte sana yanlış bir kağıt mı imzalattılar, yoksa mülkünü mü kaybettin, parmak bastın mı vesaire. Dolayısıyla bu ailenin bir meselesi, aile içerisinde olan bir mesele ama aynı zamanda bu alanda araştırma yapacak olan kişilerin de karşı karşıya kaldıkları engellerden sadece birkaç tanesi. Ben çoğu zaman yüksek lisans ve doktora öğrencilerime artık şu tavsiyede bulunmuyorum. Kamu kurumlarının özellikle bakım, gündüz bakım merkezleri ve yatılı bakım merkezlerinde bu tür bir ayrımcılık var mı? Bunu araştırabilirsiniz sözü genellikle çok uzun bir süre bu konuda bir izin almamızla alakalı olduğu için ve sonuçta gelecek iznin de genellikle hayırdan oluşacağının artık tecrübesini edin. Meslektaşlarımın artık özellikle COVID-19 pandemisiyle yaşların karşı karşıya kaldığı gerçekten ötekileştirilen ve COVID-19 pandemisinin bir günah keçisine dönüştürdüğü yaşlanma ve yaşlılık kavramının altında, o şemsiyenin altında yaşa kaç olursa olsun kendini o gruba ait hisseden herkesin bir sorunu olmuştur. Dolayısıyla bugün kurumlar kapılarını açmazlarsa biz orada yaş ayrımcılığı, yaşlara şiddet, ihmal, suistimalin var olup olmadığını bilemeyeceğiz. Çoklu ilaç kullanımı var mı yok mu bilmeyeceğiz. Depresyon ve onun bir türü olan Alzheimer hastalığının bu süreçte acaba gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini bilemeyeceğiz. Çocuklarıyla olan ilişkileri nasıldır? Acaba destek gördüler mi? Uzaktan telefonla da olsa destek gördüler mi? Bunun gerçekten olup olmayacağını öğrenemeyeceğiz. Dolayısıyla ben özellikle yaşlanma ve yaşlılık olgusunu çalışan meslektaşlarım için kurumların gerçekten engelleri kaldırmalarını ve bizlerle birlikte ortak hareket etmelerini istiyorum. O zaman biz gerçeği görebiliriz. Ben hep şuna inanıyorum. Eğer bir sorun varsa ve biz bu sorunu ötekileştiriyorsak, biz bir sorunu masanın altına bir yere süpürüyorsak aslında biz oradan büyük bir dağ yapıyoruz. Dolayısıyla kapıları açmak gerekir, imkan vermek gerekir araştırmacılara. O zaman ülkemizde veriler ve verilerin ortaya koyduğu gerçekleri bütün şeffaflığıyla tartışabiliriz. Şeffaflığıyla tartıştığımız her şey bizi doğru yola götürür. Ve doğru kararlar alırız ve doğru hamleler yaparız ve İnsan onuru zedelenmeden ülkemizde bir yaşlanma ve yaşlılık olgusunun herkes için coğrafyada herhangi bir sınır gözetilmeksizin ülkemizin her metrekaresinde herkes için mümkün olduğunu ortaya koyabiliriz. Teşekkür ederim. Yine sizinle ilgili bu söylediğiniz şeyle ilgili bir soru var ama onu da cevaplamış oldunuz. Pandemi sürecinde yaşlılarla araştırma yapmanın avantajları, dezavantajları neler diye bir soru gelmiş. Normal koşullarda zaten zor ve izin almak hem aileden hem kurumlardan izin almak zorsa pandemide herhalde bunun çok daha zor olduğunu hepimiz kabul edebiliriz. Bir başka soru yine araştırmayla ilgili hocam. Değerli başkanım. Ek almış kişilerin sosyal hayatını iyileştirmeye yönelik çalışmaların Türkiye'de artması bekleniyor mu? Buna yönelik çalışmalar var mı?
Evet, tabii ki var. Bizim yürüttüğümüz Türkiye Gerontoloji Atlası çalışması yürüyor. Yaşlılık profili araştırmaları zannedersem onlar da yapılıyor Türkiye'nin değişik yerlerinde. Şimdi gerontoloji 2006 yılından önce ülkemizde resmi bir statüye sahip bir kurum değildi. 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerontoloji bölümü kurulmasıyla birlikte gerontoloji kavramı artık literatürde ve gündelik hayatımıza yerini aldı. 2000 yılından beri gerontolojinin ülkemizde gerçekten olgunlaşması, güçlü bir şekilde bunu sürekli söylemek istiyorum çünkü buna çok ihtiyacımız olduğu için ifade ediyorum. İnsan onuru kavramı çok önemli ve bu insan onuru kavramı yaştan, cinsiyetten bağımsızdır. Dolayısıyla bunun hangi yaşta olursa olsun insanın temel hakkı olduğunu da görmek gerekiyor ve bu bağlamda bizim gerontolojinin ülkemizde resmi bir statüye kavuşmasıyla, gerontologların alana çıkmalarıyla birlikte artık yaşlanma ve yaşlılık olgusuna farklı bakacağız. Bugün 12 gerontolog ülkemizin YÖK sisteminde eğitmen olarak çalışıyor, öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Bugün gerontolojinin yüksek lisans ve doktora programı var. Bugün doktora öğrencileri yetiştiriyoruz. Gerontolojinin uluslararası güçlü bir işbirliği var. İşte bunlar gerçekten Çinlilerin güzel bir atasözü var. 100 metre yürümeniz için bir adım atmanız gerekiyor. Biz 2000 yılında gerontolojiyi daha erken kurabilseydik, belki bugün özellikle bu süreçte, pandemi sürecinde birçok soruyu bilmiyoruz. Yaşlılarımızın başına ne geldiğini gerçekten bilmiyoruz ve ben bu konuda üzgünüm. Neden biz daha fazla bilgiye sahip değiliz? Ama şunu da ifade etmek isterim. Gerontoloji bölümünün ülkemizin özellikle yaşlanma ve yaşlılık alanına getirdiği ikinci bir önemli deneyim olmuştur. O da şudur. 60 artı tazeleme üniversitesi. 60 artı tazeleme üniversitesi 60 yaşına gelmiş her bireyin eğitim alabileceği, ücretsiz eğitim alabileceği, gönüllülük bağlamında desteklenebileceği, sağlığını koruyabileceği ve kuşaklar arası işbirliğini geliştirebileceği bir şey olmuştu. Mekanda adalet olmuştu Bay Hanım'cığım. Dolayısıyla gerçekten bir mekan yaratılmıştır onlara ve onlar burada eğitimle sağlıklarını korumayı öğrenmişlerdir. Demans ve Alzheimer'dan etkilenen insanları anlamayı, onların aile üyelerine nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenmişlerdir. Beslenmeyi yeniden keşfetmişlerdir. Kuşaklar arası ilişki yeniden burada farklı olmuştur. Ve en önemlisi Hans-Peter Thiers'in söylediği çok güzel bir tanım var. 1990'lı yıllarda gerontoloji açısından yapmış. Gelecekte diyor 1990'lı yıllarda. Biz bunu gerontolojide hocalarımız bize okuttu. 5 önemli değişim olacak. Bir tanesi yaşadığınız hangi coğrafyada olursanız olun nüfusta yaş algısı gençleşecek. Gerçekten öyle. Eskiden 60 yaşında ölen 50 yıl önce çok uzun yaşamış diyorduk. Bugün 80 yaşında vefat edene ya neden erken öldü çok genç diyor. İkincisi tekilleşeceğiz. Yani eşlerimizden biri erken vefat edecek. Genellikle erkekler erken vefat ediyor kadınlara göre 10 yıl erken. Ve burada bir dulluk dönemi başlıyor ve bu tekilleşme oluyor. Üçüncüsü ileri yaş. Yani artan tıbbi teknolojideki iyileştirme ve hijyenik koşulların iyileştirilmesiyle birlikte bir ileri yaş sorunu var. Dördüncüsü meslekten arındırılmış oluyor. Artık belli bir yaşa gelince yani üniversitede 67 yaşına geldiğinizde kapıyı çalıyorlar, bir çiçek veriyorlar, sizi emekliye sevk ediyorlar. Tecrübeniz, birikiminiz ne olursa olsun. Beşincisi ise bu çok çok önemli, toplumumuz için çok önemli. Kadınsallaşıyor. Yaşlılığın siması kadınsallaşıyor. Uzun ömürlülerin çok büyük oranda yaşlı kadınlardan meydana geldiğini görüyoruz ve
Fransız, az önce bahsettiğim hanımefendi de 123 yaşına kadar yaşamıştı. Ve baktığınızda burada kadına özgü bir sürecin de olduğunu görüyoruz. O zaman demek ki biz bu 5 önemli değişimle karşı karşıyayız. Ve bizim daha fazla araştırma yapmamız lazım. Bizim daha fazla özellikle bakıma muhtaç olan ailelerin dertlerini dinleyebilecek ve onlara yol gösterebilecek disiplinler arası bir bakış açısına sahip gerontologlara ihtiyacımız var. Gerontologlar hekim değildir. Gerontologlar hemşire değildir. Ama gerontologlar hekimin ve hemşirenin birlikte çalışacağı interdisipliner ekibin, psikoloğun, sosyal hizmet uzmanının, sosyoloğun ve diğerlerinin ortak meslektaşıdır. Ve son söz olarak da şunu söylemek istiyorum. Yaşamak isteyen yaşlanmak zorundadır. Duadaki amin kadar geçerli olan bu söz aslında modern dünyada hepimizin alın yazıdır. Ve ülkemizde bir şeyin değiştiğini görmek gerekiyor. Yaşlanan herkes ileri yaşa erişemiyor. İhtiyarlayamıyor. Modern insan içine düştüğü çıkmaz da buradan geliyor. Ve dolayısıyla yaşlılık dediğimiz süreç özellikle 2021 yılında iki önemli kavramın yer değişmesine neden oldu. Birincisi kader, ikincisi talep. Bugün yaşlılarımız artık talep ediyor. Eskiden yaşlanmanın yaratmış olduğu yaşlanma ve yaşlılık olgusunun yaratmış olduğu sorunları bir kader olarak görüyorlardı. Bugün diyorlar ki hayır. Vergi mükellefi bir vatandaş olarak hakkım ve talebim. Önemli olan budur ve gerontolojinin burada olağanüstü katkısı vardır diğer disiplinler. Diğer disiplinler bizim önümüzü açmıştı. Çok büyük olağanüstü çalışmalar yapmıştı. Biz de onların ortaya koymuş olduğu bilimsel çalışmalardan gerçekten faydalanarak disiplinler arası işbirliğiyle gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşlanma ve yaşlılık olgusunu bu coğrafyada her kim ruhunda, bedeninde, çevresinde yaşıyorsa bir gerontoloğa da ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Bakım sigortasının ülkemize mutlaka gelmesini istiyorum. Buradan kuş uçuşuyla 3,5 saat mesafede Hannover'deki bir 85 yaşındaki yaşlanan bir bireyin bakıma muhtaç olduğunda bana kim bakacak kaygısının nasıl olmadığını düşünüyorsak o zaman ülkemizdeki 70, 80, 60, 50 her yaşı ne olursa olsun insanlarımızın da bu kaygıdan uzak olmasını ve kuşaklar arası dayanışma kültürü ve bu kültürün ruhunun hamurunda şekillenen yeni bir yaşlanma ve yaşlılık algısını yaratabiliriz ve bunda da başarılı olabiliriz. Her şeyimiz var. Kültürel yapımız buna uygun ama bu konuda bu sorunları ciddiye almak ve daha fazla araştırma yapmak için olanaklar sağlamak ve göremediğimiz o kapalı kapıların ardındaki dünyaların, imkan dünyalarını görmek ve çözüm önerilerini hepimiz, bütün disiplinler olarak tartışmak ve bilimsel çözüm önerilerini insanımıza, topluma, sivil topluma, iş dünyasına sunmak gerekiyor. Buna ihtiyacımız. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Elimizdeki sorular, bize yöneltilen sorular bitti. Katılımcılarımızdan Selçuk Bey sözlü olarak katkıda bulunmak istedi. Gökhan açık mı Selçuk Bey? Evet, buyurun Selçuk Bey. Teşekkür ediyorum hem sunum için hem söz verdiğiniz için. İzin aldığım üzere soru sormayacağım, bir katkıda bulunacağım, iki de kritik getireceğim konuşmalara dair. Ama toplam 4 dakikayı geçmemeye gayret göstereceğim. Fransız budum bilimci, toplum bilimci Marc Auger'in Yapı Kredi Yayınları'ndan Türkçe'ye çevrilen Kendi Etnolojini Yapmak başlıklı çalışmasından bir alıntı yapıyorum. Zaman üzerinden sayısallaştırılarak ayrımcılığa tabi tutuluyoruz. Yılların toplaması, geçen günlerin miktarı, bir çeşit hesaplama olan yaş, araç,
alet edilerek beden çift taraftan düzenleniyor. İnsanların bir kısmı gerontokrasi marifetiyle reşit olmamak ucundan ayrıştırılıyor. Yani 18 yaşının altındaki kişileri düşünebiliriz burada. İnsanların diğer bir kısmı da dedeciğim, teyzeciğim gibi teklifsizleştirilen bir dilin semantik kategorizasyonu ucundan ayrımlaştırılıyor. Yani bunun içinde belki Burhan amca diyebiliriz, Hacer abla diyebiliriz. Yaşlılığı üzerinden bir mesafelendirme, bir öteye itmeden bahsediyor Marc Auger. Yaşçılık, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi ayrımcılığın bir çeşididir. Yaşçılık insanların yaşlarından dolayı ayrımcı davranışlara maruz kalmasıdır. Ayrımcılık bir grubun diğer bir grup üzerinde hakimiyet kurmasıdır. Panelin bu katkımdı. İki de kritik getireceğim. Kritiklerim biraz daha kısa olacak. Panelin isminde yaşçılık İngilizcesiyle ageism, Fransızcasıyla ageism vardı. Ama yaşçılık konuşulmadı bugün. Bahar Bayhan'ın konuşmalarını ayrı tutarak söylüyorum. Gerontoloji, geronteknoloji konuşuldu bugün. Prototürkçü olan yaş sözcüğünü, yaşıllanmak eyleminin adı olan yaşlı teriminin etimolojik arka tasarını ve bunun muadili olan karşılığında Arapça'da kullanılan ihtiyar kavramının Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Eski Jüri Başkanı Ahmet İnam'ın Vadi Yayınları'ndan çıkan Hıyaran başlıklı kitabını referans vererek aralarındaki diferansı, farkı dile getirebilirdim ama böylesi katkılara hiç girmeyeceğim. Aslında sözün kendisinde bile bir takım ayrımcılıklar var ama onları dediğim gibi katkı olarak sunmayacağım. Sadece kritiklerime geçiyorum. Hukuka faydası var mı diye bir soru geçti sunumların içerisinde. Hukukun insana faydası var mı diye sormamız gerekiyor. Örgütlü eylem, hukuksal mücadele ayrımcılık istemek değildir. Ayrıcalık istemek değildir. Ayrımcılık yapılmamasını istemektir. Çocuk hakları sözleşmesini düşünebiliriz. Yaşçılıkla mücadelenin bir örneğidir bu. Ama Türkiye'de yasal bir düzenleme yoktur. Kanada'da 20 yıldır var iken, Amerika'da 30 yıldır uygulanmakta iken, hani Türkiye'de yaşçılıkla ilgili hukuksal bir mücadelenin yapılmasının bile, yani böylesi bir mücadelenin bile uygun olmayacağını söylemek bence bugün burada bir talihsizlikti. Çalışma yaşamında, yani Türkiye'de devlet gençsin deyip çalışmaya iterken işverenler yaşlısın deyip ayırmaları üzerinden belki konuşmalar yapılabilirdi. Yaşlılık algısı, deyimler, atasözleri, reklamlar, diziler üzerinden, ders kitapları üzerinden, önümde şimdi yüzlerce örnek var ama hiç girmeyeceğim bunlara. Bunlar üzerinden belki konuşulabilirdi. Stigmatizasyon üzerinden konuşulabilirdi. Sadece mekan üzerinden mesela örtük içselleştirilmiş bir yaşçılığa değinilebilirdi. Yerinden etmeden soylulaştırma ayrımcılığından söz edilebilirdi. Bunların İngilizce terimlerini hiç söylemiyorum ama bilenler biliyordur alanda çalışanların. Yerinden edilme baskısı, yer değiştirme travması, sözde erişilebilirlik üzerinden kritikler getirilebilirdi mesela bu toplantımızda. Ama ben burada duruyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. Hocam bir şey eklemek ister misiniz? İsmail Hocam. Evet, burada çok şey tartışılabilirdi. Ben burada gerontolojik bakış ve bakım perspektifinde düşüncelerimizi ortaya koydum. Ve bunun da tabii farklı bakış açıları olabilir. Ona da saygı gösteririz. Herkes de bizim ortaya koyduğumuz şeyi mutlaka tartışması gerekir. Ben Selçuk Bey'e çok teşekkür ediyorum katkısı için. Bu toplantının bir ilk olmasını, bu konu çevresinde toplanıp konuşabilmemizin, düşünmemizin bir başlangıcı olmasını diliyorum. Belki biriz ve projeyi gerçekleştiren genç arkadaşlar bundan sonraki adımlar için de
birlikte çalışırlar ve Selçuk Bey'in söylediği gibi farklı alanları daha geniş bir biçimde hep birlikte daha zengin bir biçimde tartışabiliriz daha farklı katılımcıların gelmesiyle. Bahar Hanım, siz bir şey eklemek ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim ben de davetiniz için. Peki, daha fazla katılımla daha geniş zamanlarda yine şeye devam edebiliriz. Ben bir tek zamanımızı biraz açtık. Sabrınız çok için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Menti'den Menti linki paylaştılar. Eğer konuşmacılarımız kaynak önerilerinde bulunur ve bunları birize iletebilirlerse Gökhan'a, biz de bunları katılımcılarla paylaşabiliriz. Değil mi Gökhan? Evet hocam, bu vesileyle ben de size teşekkür edeyim ve tüm konuşmacılarımıza. Mail adresimizi de buradan chat bölümünden yazıyorum. Katılımcılarımız oradan ulaşabilirler. Selçuk Bey'in eklediği şeyler, öneriler çok güzel. Biz hep açığız böyle ortak çalışmaları, farklı fikirleri. O yüzden bunları değerlendireceğiz. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Bir şey söyleyebilir miyim grup arkadaşlarım adına da aynı zamanda? Tabii. Umuyoruz ki biraz da olsa toplumdaki bu ayrımcılığa karşı farkındalığı artırabilen bir sunum olmuştur. Öncelikle ders yürütücümüz Profesör Doktor Orçun Yorulmaz'a, daha sonra Biriz'e ve bugün burada olan bütün hocalarımıza projemizde bize olan katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca İsmail hocamıza da ayrımcılığın doğasına ilişkin bilgilendirmesi için teşekkür etmek istiyoruz. Yaptığınız düzeltmeler bizim için çok değerli oldu. Bununla beraber yayınlamış olduğunuz makaleler de bize bu süreçte çok yardımcı oldu aslında. Ayrıca bugün burada bulunan ve bizi yalnız bırakmayan bütün katılımcılarımıza da değerli vakitlerini bize ayırdıkları için çok teşekkür ederiz. Bir de sizden küçük bir ricamız olacak. Gönderdiğimiz link üzerinden seminer hakkında geri dönüşlerinizi iletirseniz çok mutlu oluruz. Tekrardan teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet.